Evet sevgili canlar, sizleri Avustralya Minaj Toplumu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün çok değerli bir konumuz var sevgili Ali Yinealtun dedemiz bizlerle birlikte. Kendisiyle Nevruz üzerine biraz sohbet edeceğiz. Dedem hoş geldiniz. Merhabalar dedim, nasılsınız? Hoş bulduk. İyi sağ olun, bizler uğraşıyoruz özellikle şu sıkıntılı günlerde. Öncelikle bizler Nevruz Bayramı'nı bütün canlıların kutlu olmasını diliyoruz. Umarız yeni günle beraber yeni hastalıkların şifa bulduğu, dertlerin deva bulduğu günlere nail olur. Ki erenlerimiz buyurmuş, ne diliyorsanız İmam Ali'den buyurun. İmam Hüseyin'in böyle bir sözü var. Bu günde diyor, babamın doğduğu günde diyor, babamdan medet umun diye. Eyvallah. Eyvallah güzel dedim. Sevgili dedem biliyorsun şimdi Avusturya'yı, Avrupa'yı, Türkiye'yi, İran'ı birçok, dünyanın birçok ülkesini saran bir koronavirüsü var. İnsanlar bu virüsün etkisi altındalar. Dardalar, zordalar, sıkıntıdalar. Bir de benim gibi alerjisi olan insanlar da şimdi biliyorsunuz bahar geldi, çiçekler açmaya başladı. Aynı simptomlarla karşı karşıyalar. Bugün Avusturya'nın Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Hani polin sezonu açıldı diye. Simptomları koronavirüsünün simptomlarına benziyor. Öksürük, baş ağrısı, nefes darlığı, burun atması veya tıkanması, göz kaşınması, göz yanması yapıyor. Bu uyarılar aynı zamanda dikkat etsinler. Fazla panik yapmasınlar. Ama tabii hiçbir zaman da teptiri elden bırakmasınlar. Hasta olan cümle canlara Yüce Rabbim yardımcıları olsun. Allah Allah. Henüz hastalanmamış sağlığını koruyan canlara da Yüce Rabbim kol kanat gelsin. Onları bu hastalıktan, bu kötü virüsten korusun. Şah-ı Merdan İmam Ali her zaman bizim yardımcımız olsun. 12 imamlarımız her zaman bizlerin üzerine kol kanat gelsin diyorum. Evet sevgili dedem, Nevruz'dayız. Dün Bora Dedi'yle kısa bir program yaptık beraber Baba Mansur Ocağı'ndan. Bizlerin Dar Divan üyesi Seyyidi Saadet Evladı Resul Bora Dedi'yle sohbet ettik. Kendisi biraz düşüncelerini bizlere aktardı. Sevgili dedim, sanın halimizi takip etsin ettiğinse eğer, şimdi biliyorsun tartışılıyor bizim inancımızda Nevruz var mıdır, yok mudur diye. Nevruz Hazreti Ali'nin doğum günü müdür, değil midir? Biliyorsun bir de bu son, bu yılın başında ABP Derneği'nin değiştirmiş olduğu ve içeriye sunmuş olduğu şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin olan tüzüğünde Nevruz Hazreti Ali'nin doğum günü olarak kutlanmıyordu. Baharın gelişi, geceyle gündüzün eşitlenişi, Kürt ve Türk halklarının yeni yıl kutlaması olarak geçiyordu. Tam eğer yanlış hatırlamıyorsam. Evet, öyle bir söz konusu vardı. Şimdi sosyal medyada yapılan tartışmaları ben de takip ediyorum. Pek onayladığım bir durum değil. Neden? Şimdi bir inancın içerisinde bir kutlama veyahut da herhangi bir anma varsa siz bunun tarihsel verilerine illa bir şeyler bulacaksınız diye bir kaydı yok. Onun haricinde bu konuda biz erenlerimiz sözüne bakarız. Yüzyıllardır eğer erenlerimiz bunu bize bizimdir demişse o zaman biz bu gözle bakarız. Biz bu inançla bağlanırız. Şimdi Kaygısız Aptal örneklerini vermiş, Didari Baba örneklerini vermiş. Ne bileyim Pir Sultan Aptal bile Nevruz hakkında Sultan-ı Nevruz olarak kutladığı bir gündür. Bunu da öyle kabul ediyor. Biz daha sonraki programın ileri saatlerinde bazı deyişlerden de örnekler verebiliriz. Elin bize nasıl dediği değil, bizim nasıl buna yorumladığımız önemli. O yüzden de eğer ki benim inancıma göre ben evet Hazreti Ali'nin doğum günü olarak kabul ediyorum. Bir Kürt demirci Kavan'ın isyan ateşini yaktığı gün olarak kabul eder. Bir Türk Ergenekon'dan çıktığı günün demiri erittiği günün ateşi olarak kabul eder. Yunanlılar bahar bayramı olarak kabul eder. Balkanlarda keza aynı o şekilde. Araplarda bile bu yansımış. Yani bugün Araplarda Nevruz bayramı yok demeleri saçma. Çünkü eski pagan inançlara baktığım zaman eski pagan inançların ortak kültürüdür Nevruz. Günün ve gecenin eşitlendiği gün bütün pagan kültürlerinde yeni gün olarak kabul edilmiştir.
Yani kısaca bunları söyleyebiliriz tabii ki. Eyvallah dedim. Alevi toplumu Nevruz'u Hazreti Ali'nin doğum günü olarak kutluyormuş. Türkiye'de buradan geliyor Alevi toplumda bizim inancımızda. Buraya biraz değinirseniz sevgili dedim. Evet. Bizim yaratılış mitolojimizde biliyorsunuz Hazreti Muhammed'in ve Ali'nin ruhunun yaratılmasıyla, o emriyle Hakk'ın huzurunda Adem'in belli bir süre, belli bir evreden sonra Hazreti Adem'in dünyanın 7 bölgesinden toprak getirtilir ve Cebrail onun bedenini yoğurur ve ona can verir. Bu o güne Nevruz günü olduğunu biz kabul ederiz. Hazreti Adem'in yeryüzüne düştüğünde, cennetten kovulduktan sonra Hazreti Havva ile kara taşın düştüğü yeri nişan olarak kabul edilir. Ki hatta anlatımlarda şöyle vardır. Hazreti Adem'in ilk düştüğü yerin Seylon olduğu, bugünkü Sri Lanka. Hatta o bölgede coğrafyada çok büyük bir ayak izi vardır. İnsanlar oraya akın ederler. Budistler buranın Buda'nın ayak izi olduğunu söylerler. Farklı pagan, eski pagan inançlar ilk insanın ayak izi olduğunu söylerler. Adem oralardan eşi Havva'yı aramak için yeryüzüne düştükten sonra gelir, yolda Cebrail ile karşılaşır. Cebrail der ki ya Adem der, git der aşağıya, Aden cennetinin olduğu bölgeye git, orada sen bir kara taş bulacaksın. Bu kara taşı bulursan Havva'yı da bulursun. Adem o taşı aramaya çıkar ve bugün Kabe'nin olduğu alan yeşillik bir alanmış. Bizim mitolojideki anlatımımızda, ki eski tarihçeye de bakarsak aslında Arap bölgesi gerçekten çok zengin bir yeşilliğe sahipmiş. Daha sonralar çölleşiyor. Adem oraya geliyor ve kara taşı buluyor. Kara taşı bulunca Havva'yı da orada görüyor. Ve o gün 21 Mart'a denk geldiğini, yani geceyle gündüzün eşitlendiği güne denk geldiğini varsayıyoruz, kabul ediyoruz. Hazreti Muhammed'in Miraç'a yükseldiğinde o gecenin de aynı Nevruz gecesi olduğunu kabul ediyoruz. Miraç'ta karşılaştığı aslan olduğu gece mitolojimizdeki anlatımıyla o günde Nevruz kabul ederiz. Hazreti Ali'nin doğduğu günü de biz Nevruz olarak kabul ederiz. Fatıma Ana, yani Hazreti Ali'nin annesi, eşi değil annesi, Hazreti Fatıma Ana doğum sancısı çekiyor ve bu doğum sancısının esnasında Kabe'yi tavaf ettikten sonra Kabe'nin duvarı yarılır ve 12 gün boyunca orada doğum sancılarıyla 3 gün sonra doğum gerçekleşir. 12 gün kaldıktan sonra Kabe'nin içerisine girdikten 3. günün gecesinde doğum gerçekleşir ve Hazreti Muhammed bundan haberdar olur. Gelir ve Nevruz'un olduğu günü Hazreti Ali'nin adını verir. Daha önce isim Esad olarak verilmek istenir. Hazreti Fatma'nın ananın isteği bu doğrultuya. Hazreti Muhammed itiraz eder. Bu der Ali'dir der. Bu bizim beklediğimiz erdir der. Orada hatta Arap kültürüne göre kendi dilini Hazreti Ali'nin ağzına verir. Dili benim dilim olsun, sözü benim sözüm olsun, özü de benim özüm olsun diye bir orada okuduğu küçük bir duası var derler. Daha ileriki dönemde Hazreti Ali'nin Hazreti Fatma anamızla Hazreti Muhammed'in kızı eşiyle Zöhre yıldızıyla evlendiği gündür 21 Mart. Hazreti Ali'nin hilafete ilk çıktığı günde, halifelik olarak aldığı günde 21 Mart'tır. Kadir Hum'da Hazreti Muhammed'in açıkladığı Maide suresinin 67. ayetinin son ayetin indiği günde 21 Mart'tır. Onun için dolayısıyla hani bizim inancımıza, bizim kendi mitolojik anlatımlarımıza da biz bu şekilde inanırız. Kürdü ne demiş, Türkü ne demiş veyahut da Yunan'a ne demiş, bu bize aslında pek bağlamıyor. Elbet onlar için de bir bayramdır ama bizim bakış açımız bu. Eyvallah dedim. Eyvallah. Çok güzel, teşekkür ederim. Şimdi sevgili dedim, Hazreti Ali'nin dün de biraz değindik, Kabe'nin içinde doğan ilk ve tek insan olması. Eyvallah. Buraya biraz fazla değinirseniz sevgili dedim, hani biliyorsunuz Şah-ı Merdan İmam Ali Kabe'nin içinde dünyaya gelinceye kadar Kabe'nin sahibi her zaman Kabe'yi kurmuştur. Ebabil kuşlarını göndermiştir. Hiçbir zaman savunmasız bırakmamıştır.
Ta ki Şah-ı Merdan İmam Ali Kabe'nin içinde doğuncaya kadar. Hayatta rivayet edilir ki yarılan köşesi tüm onarılara rağmen hala aynı görüntüyü izi korumakta. Evet, dedim. Buraya biraz değinirseniz. Evet dedim. Anlatım bizde elbette ki Hazreti Ali'nin kutsiyeti ve o hani Karataş'ın, biz Karataş'tan bahsetmiştik. Karataş'ın oraya bir nişan olarak düşmesi. Bugünkü bilim insanları açısından o bir gök taşı olduğu ihtimali söylenir. Ama bizim açımızdan hani bir nişandır. Oraya Hazreti Havva'nınla Adem'in buluşmasını sağlayan bir nişan. Tesadüfü değildir bizim inancımıza göre. Bizim inancımıza göre orası o kutlu kişinin velayet sırrını açıklayacak olan kişinin geleceği yer diye ve o bölgede o kişiye niyaz olunması açısından onun niyazı ve onun aşkına günahlarının af olduğuna. Ki ben burada şöyle bir örnek vereyim. Hazreti Celal Abbas'ın amcamızın bir sözü var. İmam Hüseyin Yezid'e biate zorlandığında Medine'den sürgün edilir. Kendisi Mekke'ye doğru gelir. Aile efradıyla birlikte yaptığı orada kardeşini ziyaret eder Celal Abbas'ı ve Ömer'in oğlu Abdullah'ı ziyaret eder. Ömer'in oğlu Abdullah bir Ehl-i Beyt aşığı. Kendisi zamanda Hazreti Ali'ye de Hazreti İmam Hüseyin'e de canı gönülden bağlanmıştı. Orada Abdullah Hazreti Hüseyin'e çok yalvar. Ya işte der, gel hani sen Kufe'ye doğru gitme de gel Yemen'e git. Çünkü Yemenler sizi severler. Yemenler size canı gönülden bağlılar. Yemenler sizi korurlar. Ki şimdi burada Yemen kabilesi, tabii biz biraz tarihe de gidiyoruz. Kimse kusurlarınıza bakmasın. Yemenler çok güçlü bir kabileydi o zamanlar. Yani İmam Hüseyin belki o dönem Kufe yerine Yemen'e gitmiş olsaydı hayatta kalırdı. Ama o zaman da ilahi görevini, kendisine biçilen o ilahi misyonu yerine getiremezdi. Şimdi tabii biz sözü Celal Abbas'a bağlayacağız. Celal Abbas'ın orada şöyle bir sözü var. Oradaki insanların riyakarlığını, oradaki insanların inkarlığını görünce Celal Abbas Kabe'ye tırmanır ve başına çıkar, der ki şu ayağımın altındaki Kabe'dir. Babam İmam Ali'nin doğduğu yer olduğu için size kıble oldu. O burada doğan tek ve son kişidir. Galiba Celal Abbas bunu, amcamız bunu yeterince açıklamış. Evet, dedim aslında yüreğine sağlık. Birçok insan şimdi az önce anlattığını ilk kez duymuştur. İşte evet. Burada Hazreti Ali'nin önemi, Hazreti Ali'nin değeri tekrar ön plana geliyor. Bir canımız durmadan yazıyor. İşte siz ilmi bilmi kabul etmediğinizi niye açıkça söylemiyorsunuz diyor. Gerçi ona kendisine burada bir cevap vermişti. Şu anda burada fizik. Ya cevap biz programın ilerleyen dakikalarında verelim. Hazreti Ali'nin ilme verdiği önemi, Hazreti Muhammed'in ilme verdiği önemi biz konuşuruz. Şöyle en bilindik sözle, hadis olarak bunu Sünni alemi de, Şii kesimi de, bizim Aleviler de bunu çok kabul ederler. Sadece o değil, Yahudiler bile Hazreti Muhammed'in bu sözünü çok iyi bilirler. İlim Çin'de olsa bile gidin getirin der. Hatta Hazreti Muhammed'in şu salgın günlerinde, madem bu çok aktüel bir konu, salgın günlerinde Hazreti Muhammed şunu söyler: bir yerde bir veba varsa oraya gitmeyin. Eğer sizin olduğunuz yerde veba varsa siz de orayı terk etmeyin. Şimdi Hazreti Muhammed'in tabi buna benzer çok farklı söylenen de Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Kur'an-ı Kerim'de bile dahi insanların ilimle geçirdiği günlerin her türlü ibadetten daha hayır olduğunu bahseder. Hazreti Muhammed Hazreti Ali ve Kırklar bir araştırsınlar. Hazreti Ali ve Kırklar ve 12 imamlar, bunlar hangi ilimlerle uğraştılar? İmam Muhammed Bakır'ın bir doktor olduğunu biz biliyoruz. İmam Cafer-i Sadık'ın 6000 öğrenci yetiştirdiğini biz biliyoruz. Bu öğrenciler öyle basit öğrenciler değildi. Ki bakarsanız İmam Cafer-i Sadık'ın kendisinin bir, aynı zamanda bir kimyager olduğunu biz biliyoruz. İlimden bahsederken bu tarihi gerçekleri de araştırmak zorundalar. Yani şimdi sevgili dedim, tabii ki
dediklerinizden yerden göğe haklısınız. Şimdi bizle beni en çok üzen konulardan bir tanesi insanların bilgisizce, bilinçsizce kendi inançlarını tartışır hale gelmeleri. Evet. Halbuki şimdi bir de hani Wikipedia çıktı başımıza. O da yetmedi, üzerine bir de Facebook geldi. Bu sanal alemde insanlar kendileri yazıp kendileri okuyorlar. Halbuki bugüne kadar inançsal açıdan tüm bilgilerini nereden alıyorlardı? Seyyid-i Saadet Evladı Resullerden, yol ehli olan canlardan alıyorlardı. Ama bu yaşayan canlı kaynakları terk edip sanal alemdeki kaynaklara başvurdular. Bir sürü yanlış bilgi, bir sürü eksik bilgi ve durduk yerde kendi inancını tartışmaya açmaları. Şimdi dinle ilim tabii ki birbirinden ayrılmayan bir şey. Hacı Bektaş'ın buyurduğu gibi ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Evet. Şimdi siz burada İmam Cafer-i Sadık'ın hangi alanda ilgilendiğini, İmam Muhammed Bakır'ın ilgilendiği alan ne olduğunu dile getirdiniz. İnsanlar tabii ki bunları bilmiyorlar. Onların bildikleri tek şey bizim imamlarımızın sadece Kur'an-ı Kerim'i anlattıkları ve insanlara nasıl ibadeti anlattıklarını diye düşünüyorlar. Halbuki İmam Rıza'nın bir münasarası vardır diğer din alimleriyle birlikte. Aynı bir ayna teorisi vardır. Evet. Onu anlatır kendilerine. Biraz buraya değinebilir misiniz sevgili Dedem Ali? Ya İmam Ali Rıza yapılan zulümlerle birlikte biliyorsunuz din alimlerinin huzurunda, bu İran şahlarının huzurunda bir konuşma yapar. Orada Sabilerin, Yahudilerin, Hristiyanların da bulunduğu bir ve hatta Mecusilerin yani Zerdüşlerin de olduğu bir konuşmada kendisi o da çok detaylı bir konuşma yapar, örnekler verir. Hani insanlara bize kanıt gösterir. Hatta oradaki insanların birçoğu der ki bize kendi kitaplarımızdan da kaynaklar göster. Yani biz sana inanalım. Hristiyanlara hatta Matta İncil'inden ağırlıklı olarak örnekler sunar. Sabilere kendi Yıldızlar kitabından örnekler sunar. Çünkü Sabiler daha çok yıldız ve doğa inansalar da monoteist bir inanış yapısına yine sahipler. Biraz dualizme yakın olsalar da kendilerinin geldiği kaynak Yahudi ve Hanifi inancının ortak yapılarından gelirler. Hatta şunu da söyleyebiliriz. İmam Ali Rıza da orada şunu bahsediyor zaten. Yani Hazreti İsa'yı vaftiz eden kişinin John olduğunu ve onun da bir sabi olduğu biliniyor. Biz Mecusilere de kendi kitaplarından örnekler verir. Ben de bu arada söyleyeyim, yani Avesta'yı okudum ve Avesta üzerine bazı çalışmalar da yaptım. Tabii biz şöyle söyleyelim, bugün eğer İslam şartı diye bilinen bazı kurallara bakacak olursak aslında Zerdüşlüğü okumalarını tavsiye ederim. Özellikle bizim Zerdüş hayranı canlarımızın Zerdüş'ün şeriatını öğrenmelerini isterim. Çünkü Zerdüş'ün şeriatı gerçekten o kadar hoş öğretiler değil. Zaten kitabın adı Avesta Zend. Bakarsanız güzel şeriat, doğru şeriat anlamına geliyor. Tabii bu konuda şey diyeceğiz. Hani Ali Rıza, İmam Ali Rıza ile ilgili o YouTube'da yayınlanan bir görsel var. İnsanların gerçekten orada bir dinlemesi gerekiyor. Bir insan gerçekten sadece Kur'an mı okumuş yoksa gerçekten o dönemin alimlerinin ve bilginlerinin de dahil olduğu bir konuşmada savunmasını nasıl yaptığını ve nasıl bir mürşit olarak, çünkü 12 imamlarımız aynı zamanda bizim mürşitlerimizdir. Bir mürşit olarak insanları inançsal açıdan da nasıl doyurduklarını izlemelerini tavsiye ederim. Hani evet. Aynı zamanda sevgili dedim, hani köyde pirlerimiz, dedelerimiz de doğadan topladıkları bitkilerle ilaç yaparlardı. Aynen. Hangisinin hangi hastalığa deva olduğunu da çok iyi bilirlerdi. Yani bizim inancımız tabii ki tamamen şunu benimsemiştir. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. İnsanların kendi bilgi daracıkları çok küçük olduğu için karşısındaki erenleri, evliyaları, pirleri de o şekilde algılıyorlar. Kendi o ilim daracıklarını biraz daha genişletirlerse, okumaya, anlamaya çalışırlarsa Aleviliğin ne olduğunu daha iyi benimseyeceklerdir. Bence sanal alemde yerli yersiz soracaklarla. Şu da
dedem şöyle zaten büyük bir hata yaptıkları konu da şu. Muaviye ve Yezid döneminde veyahut da bizim kendi deyimimizle Yezidlerin aktardığı bilgilerle kalkıp bizi yadırgamaya, bizi eleştirmeye çalışıyorlar. En büyük sıkıntı da burada. Yani kullandığı kaynaklara dikkat edin. Alevilere karşı yazılmış, Yezidlerce yazılmış olan eserler. Onların yalanlarını pişirip pişirip önümüze getiriyorlar. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. İmam Hasan hakkında bir rivayet vardır. İmam Hasan yok efendim Tirmizi'ye göre 6 defa evlenmiştir. Davud'a göre 9 defa evlenmiştir. Müslim'e göre 36 kez evlenmiştir. Şimdi bunun aslı astarı olmadığı gibi arka plandaki yatan gerçeklik de farklı. Hazreti Ali'ye de bu iftirayı yaptılar. Hazreti Hasan'a da bu iftirayı yaptılar ama dikkat edin. İmam Hüseyin'den sonrakilerine bu iftirayı yapıştıramadılar. Niye? Şöyle söyleyeyim. Hazreti Ali vefat ettiğinde çok özür dileyerek söylüyorum. En çok Mekke Medine'nin hayat kadınları gözyaşı döktü. Şimdi bazıları bunu yanlış anlayabilir. Niye? Hazreti Ali öldüğünde, vefat ettiğinde, şehit olduğunda, hani bizim inancımızda ölmemiştir, gidip sır olmuştur. Kendi tabutunu kendin çekmiştir ama biz insanların deyimiyle söyleyelim. Hazreti Ali'nin fede kurmalından veyahut da elde ettiği kazancını götürüp bu fakir fukaraya dağıttıklarını, insanların kötü yola düşmemesi için, kendi yiyeceğini için, yani kendi yemesi için gereken olan miktarı bile çok az bir cüzi bir rakamda tutarak bütün varını yoğunu bu insanlara harcadığını biz biliyoruz. Hazreti Ali'nin bugün Mekke, Medine ve Kufe arasında 360 tane çeşme kuyu kazdığını biz biliyoruz. Halen Araplar da bugün onu söylerler. Daha derler ki Hazreti Ali'nin kazdığı kuyular halen o kuyularda. Onun üzerine bir tane yeni eklenmemiştir. Hazreti Ali işte böyle bir dava insanıydı. Fakir fukarayı düşünen, yetimi düşünen, dul kadınları düşünen, işte Hazreti Ali'ye, Hazreti Muhammed'e, Hazreti Hasan'a böyle iftira etmelerinin arka plandaki geçen, yatan gerçeklik bu. Düşmüş olan insanlar korudukları için. Onlara hani kocalık derken onlara maddi açıdan destek çıktığı için. Bu Muaviye'nin yalanıdır. Bugün Muaviye'nin yalanlarını pişirip pişirip önümüze getiriyorlar ve bu insanlar kendilerine ilerici, demokrat, aydın, araştırmacı, yazar gibi lakaplar takıyorlar. Araştırmacı olan bir insan her iddianın her tarafını eline alır. Doğru mudur, yalan mıdır? Ortadaki ne diyor? Bakış açısı böyle gerçekleşir. Siz metodolojiyi bile bilmiyorsunuz. Sizin sıkıntınız bu. Evet. Ya dedem şimdi biz zaten Hazreti Ali'nin yaşadığı evi Kufe'de ziyaret ederken nasıl mütevazi bir hayat yaşadığını, bir şeysin olmadığını, küçücük bir evde yaşadığını kendi gözümüzde gördük. Evet. Kendi eliyle kazdığı kuyudan su içmek bizlere de nasip oldu. Yani Hazreti Ali hayatını kuyu kazarak ve hurma bahçesinde çalışarak ailesini geçindiren bir insan. Ve bu gelirinin de en çoğunu sizin de buyurduğunuz gibi zorda darda olan insanlara yardım etmekle geçiren mübarek bir zat. Yani Hazreti Ali tabii ki birçok güzel şeye örnek gösterilebilen bir zat. Dün de dede de biraz anlattı. Hani Hazreti Ali göz açıp kapayıncaya kadar geçen zaman zarfı diliminde dahi bile Allah'a şirk koşmamış, Allah'ı inkar etmemiş olan bir zat, mübarek bir zat. Hazreti Peygamber'in tüm insanlığa, tüm alemlere örnek olarak yetiştirdiği bir zat. Tabii ki Hazreti Hasan da aynıdır. Hazreti Hüseyin de aynıdır. İmam Zeynülabidin, Muhammed Bakır, yani bizim 12 imamlarımız da aynı örf terbiye ile yetişmiş kutsal insanlardır. Evet. İlim insanlarıdır. İnanç insanlarıdır. Her zaman yanlışa karşı baş kaldırmışlardır ve ne pahasına olursa olsun sadece hakkı ve hakikati söylemiş, ondan taraf olmuşlardır. Onların yüzü suyu hürmetine hala bu hak kelamı bu yeryüzünde okunur. Hala o şartlara uyulur. Bakın siz az önce İslam'ın şartları dediniz. Hani tutar koyarlar imanın şartları ve İslam'ın şartları. Alevi toplumu tarafından tabii ki bunların hiçbir tanesi kabul görmez. O zaman Allah'ın verdiği can Allah'tan başka kimse alamaz. Bu İslam'ın şartı olmalı. Yalan söylememek, çalmamak, zulmetmemek, zina etmemek, elinle
koyduğunu almamak, gözünle gördüğünü görmediğini söylememek, bu tür şeyler İslam'ın şartı olmalı. Eyvallah. Dedem, zaten Kur'an'da biz bunun tabi ilahi boyutunu tartışmaya girmeyeceğiz ama bizim kendi nezdimizdeki görüşümüz nedir? Biz insanlar bunu anlasınlar. Kur'an-ı Kerim'de belli bir şart yok. Allah'a inanacaksın diye bir şart da yok. Ama bahsettiğimiz güzel ahlak üzerine olan şartları var. Hani siz de belirttiniz, işte öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yetimi gözeteceksin, açı doyuracaksın, fakir fukaraya adil davranacaksın, esire bile dahi misafirmiş gibi davranacaksın diyor. Bunu Hazreti Muhammed, Hazreti Ali gerek vermiş oldukları emirnameleriyle zaten bunu hayata geçirdiler. İnsanları da böyle öğrettiler. Ha bugün insanların yaptığı şu, bir takım insanlar, bir takım güçler inancı kendilerine göre yorumladılar, kendi devlet ve siyasi hırsları için kullandılar. İnsanlar bu siyasi hırslar için kullanılan ve siyasi hırslar doğrultusunda yaratılan bir takım kuralları dinde varmış gibi algıladılar. Ben şöyle söyleyeyim, Bakara suresinin 256. ayetinde şöyle bir ayet geçiyor. Dinde zorlama yoktur. Şüphesiz ki kim aydınlığa giden yolda karanlıktan sıyrılırsa hak nezdinde kabul olan budur. Yani tabii bu ayet biraz uzun ama başında belki dinde zorlama yoktur. Hazreti Muhammed bile bir insana bir açıklama yapıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de de vardır. İşte dini tebliğ ederken galiba biraz sinirlenmiş veyahut da ne bileyim biraz da artık böyle karşıdaki insanı ikna için uğraşınca bir ayet iniyor. Ya Muhammed, senin görevin tebliğ etmek. Senin görevin tebliğ etmek. Yani orada bile dahi Hazreti Peygamber'e bile şunu söylüyor. İnsanlara sen inancı anlatacaksın. İnanır inanmaz. Onun bileceği iş. Biz böyle bir dinden, böyle bir ahlak yapısından bahsediyoruz. Eğer İslam'ın şartı diyorlar, o zaman şöyle bir bakalım. Zerdüştü'ye gidelim. Çünkü ben Zerdüştü'yü okudum. Avesta Zend'den örnekler vereceğim. Avesta Zend'de diyor ki, dört şartınız var. Ahura Mazda'ya iman, Ahura Mazda'ya ibadet, en yakını ile evleneceksiniz gibi dört kuralı var. O zaman şimdi siz baktığınız zaman ibadetten kasıt namaz ve oruç. Bu Zerdüştlerde geçiyor. Ahura Mazda'ya iman, yani Ahura Mazda'dan başka diğer tanrılara tapmayacaksınız. Bugün Zerdüştlerin monoteist inanç olduğunu söylediler. Bu çok yanlış. Zerdüştlük monoteist bir inanç değildir. Politeist bir inançtır ve dualist bir inanç yapısı vardır. İnsanları bile dahi bu konuda kandırıyorlar. İnsanlara bile dahi bu konuda yalan söylüyorlar. Açsınlar, Avesta Zend, Avesta yayınlarında yayınlandı. Sadece o değil. Almanya'daki Avesta Almanca kitabını da ben okudum. İkisini de karşılaştım. Yani biliyorsunuz bazen Türkçe çevirdiklerinde bazı sıkıntılar yapıyorlar. Karşılaştık. Gerçekten çok doğru bir şekilde tercüme edilmiş. Almancasıyla birebir örtüşüyor. Ve çok enteresandı. Zaten Türkçedeki yayında da asıl metinlerinden de örnekler sunmuş. Ondan dolayı eğer bugün siz illaki bir şart arıyorsanız o zaman buyurun Zerdüştü'ye diyelim. Eyvallah. Peki dedim biraz da şu yaşadığımız döneme bakarsak talipler dedelerinden uzaklaşıyorlar mı? Evet, bu biraz aslında bugün son özellikle 40 yıl içerisinde yaşadığımız genel sorunlarından bir tanesi. Sanayileşme, yani biliyorsunuz 1960'lardan sonra sanayileşmenin gelişmesiyle Türkiye'nin yurt dışına gönderdiği gurbetçiler var. Bunlar gerek köyden direkt şehire indikleri için biraz da şehrin vermiş olduğu rahatlık diyelim, biraz da şehrin endüstri sanayi devletinin yaratmış olduğu rahatlık diyelim, insanları böyle bir kopmaya götürdü. Bu bir gerçeklik. Biz bunu inkar edemeyiz. Ama asıl bize Aleviliğe darbeyi vuran bu sanayileşme süreci değil. Aynı zamanda bize en çok darbeyi vuran da ne yazık ki siyasi düşüncelerin inkarcılığı. Bu konuda bazı araştırmacılar şunu söylüyor. Aslında diyor bir devrimcinin görevi inancı örselemek veyahut da ötekileştirmek olmamalı. Bir devrimcinin görevi inancı kendi geldiği kaynağın özüne bağlı olarak doğru kanalize etmek olmalı.
Bugün insanlarımız biraz bunu biraz daha kavrayabilseler, biraz daha kendi inancını araştırarak devam etseler çok farklı bir boyuta ulaşacaklarından eminim. Bizler kesinlikle herhangi bir siyasi örgütü veya da siyasi düşünceyi biz reddetmiyoruz. O kişinin kendi özelidir. Ama benim inancım, bir dedenin inancı kendi inancı kendi siyasetidir. Evet, bizim de siyaset yanlış bir şey değil ama bu bizim kendi inancımızı doğru ele almamızı sağlar. Ha, dedeler bu konuda talipler arasında belki uçurumlar açıldı. Ama bu yalnız dedelere bağlamak, yükü sadece onlara yüklemek çok yanlış bir şey. Burada evet, farklı faktörleri de gözünde bulundurmaları gerekiyor. Bu iyileştirilebilir diye düşünüyorum. Biraz sizlerde daha önceki sohbetlerimizde de söylemiştik. Yani dedeler bir araya gelirse, yaşlısı, gençlisi, kamili, ham ervahı olan dedeler de bir araya gelirse bir çözüm yolu bulunabilir. Bu konuda taliplerle de bu görüşler aktarılabilir. Onun için de dolayısıyla şu anda inanç çokluğunu oluşturan itikatlı kurumların, inanç yapılarının bu görevi üstlenmesi gerekiyor. Peki dedim, bu siyasi düşüncede olan ve kendilerine devrimci diye hitap eden diyelim ki en doğru kavram bu olur. Az önce siz de buyurdunuz bir devrimcinin görevinin ne olduğunu. Onlar bu göreve uymuyorlar. O yüzden kendini devrimci olarak gören sözde canlar. Şimdi bunları sadece Alevi inancı içerisinde görüyoruz ama bunlar sadece Alevi inancını eleştiriyorlar. Sadece onu devşirmeye, onu kendi alanından çıkarıp bambaşka bir boyutlar içerisine koymaya çalışıyorlar. Şimdi ben hiçbir devrimcinin bir camiye gidip sizin namazınız 5 vakit değildir, 3 vakittir, bunu nereden çıkarttınız diye imama bağırdıklarını ben duymadım. Veyahut da sizin peygamberiniz Muhammed Mustafa 9 yaşındaki bir kız çocuğuyla evlenmiştir diye peygambere ve inancı hakaret ettiklerini de ben duymadım. Hazretlerinin kılıcı kanlı kılıçtı, şimdiki IŞİD'in kılıcıdır diye benzetme yapan bir devrimci ben orada görmedim. Yani bu bulamayız da dedim. Siyasi olarak gören devrimcilerin de bunların da en kötüleri, cahilleri bizim içimize mi düşüyor? Bu aslında şöyle, ben iki örnek vereyim. Ben 15-16 yaşındaydım. Bir düğün vardı. Biz düğüne gittik. Hani ben 15-16 yaşındayım ama ben şöyle söyleyeyim. Biraz benim bir fotojenik bir beyim var bende. Ben gördüğüm şeyi kolay kolay unutmam. Yani 3 yaşındaki anılarımı anlatırım bazen. Millet güler der. Sen kendine hani hayal ediyorsun. Hayır, hayal değil. Ben hatırlıyorum. Detayına kadar hatırlıyorum. Yani benim öyle bir beyin yapısı var. 17 yaşındayım. Bir düğüne gittik. Bir abi geldi. İşte ben devrimciyim falan filan. Düğündeyiz. Şimdi biz hani dediği gibi biz dedeler öyle zengin ailelerden gelmiyoruz. Fakir fukara ailelerden geliyoruz. Babam tek çalışıyordu. Biz dolayısıyla giyimimiz, kuşamımız bellidir. Öyle marka falan giydiğimiz yok. Ben 15-16 yaşındayım. Bu abimize baktım. Hani derler ya, fiyakalı giyinmiş. Bayağı bir güzel giyinmiş. Ayakkabılar, o dönem ben hatırlıyorum en az 200 frank civarı falan bir şey olması lazım. Bu devrimcilikten girdi çıktı. Yaşça bizden büyük. Ben o zaman o 19-20 yaşında olması lazım. Bize devrimcilik yapıyor. Ben de hiç istifimi bozmadan şöyle baktım. Dedim ya, dedim abi dedim. Kusura bakma dedim. Sen dedim devrimci falan değilsin. Dedi ne demek istiyorsun dedi. Biz devrimciler işte hani bildik o Eda'yla. Dedim abi dedim, kusura bakma dedim. Devrimci olan adam dedim 200 franklık ayakkabı giymez. Devrimci olan adam dedim takım elbiseyle de ulaşmaz. Dedim, kusura bakma dedim. Senin üstündeki elbisede dedim kaç tane fakir duyar. Öyle deyince tabii bu bozuldu. Bozulunca arkadaşlar da güldüler. O çocuk yaşta onu o şekil göndermiştim. Şimdi ikinci bir mesele var. Yani bizim 1980'ler öncesi 70'lerde yaşanan bir olay. Bizim çevre köylerden bir tanesine Alevi köyüdür. Hatta orada da dedeler de vardır. Devrimci arkadaşlar gelmişler. İşte köyü milleti toplamışlar. Millete vaaz veriyorlar. İşte falanca şöyle olur. Dedeler işte üç kağıtçıdır. Dedeler soyguncudur. Bildiğimiz bu şeyler. Dedeler orada yerle bir ediliyor. Tabii dedeler de korkudan sesini çıkaramıyor. Çünkü talibe de laf geçiremiyorlar artık.
Tam o esnada bir ezan okunuyor. Önce köyün çobanı da çok kurnaz biriymiş. O şeyini bozmamış. Demiş ki, ya demiş yoldaş demiş, sana bir sorun var demiş. Tabii demiş, buyur can demiş, yani şey buyur yoldaş demiş, buyur. O da demiş, ya demiş tamam demiş, dedeler anladık. Demiş ki, bu başımızda öteni biz ne yapacağız? Bunlara da gidip bir şey söyleyecek misiniz? İşte orada devrimci yoldaş şunu söylüyor. Diyor ki, bizim onlara gücümüz yetmiyor. Hah, işte mesele burada. Güçleri sürekli bize yetti. Bizim Maraş yöresinde dedelerin dövüldüğünü biz biliriz. Saç sakalının kesildiğini, tıraş edildiğini zorla yapıldığını biliriz. Şimdi bazı tarihi olaylar da var. Biz hiç açmayalım ama Davut Sulayi'nin Adıyaman'daki başına gelenlerini bir araştırsınlar. Adıyaman'da Davut Sulayi'nin başına neler geldi. O gece kaldığı köyde kaldırılmasaydı öldürülecekti. İnsanlar bir kere bunları araştırsınlar. Eğer milli kültüre veya tabii milli kültür derken inançsal kültürümüze saygı duymamız gerekiyorsa o zaman bazı gerçeklerle de yüzleşmemiz gerekiyor. Ha bunu yaparken de biz elbette ki biz yerimizi biliyoruz. Biz ben geçenlerde de bu geçen sene de yayınladım. Hüseyin İnan'la ilgili bir fotoğrafı, Hüseyin İnan'ın annesinin işte kaynanası neresinin ve sevgili rahmetli teyzemin de üzerinde bir fotoğrafı olduğu bir belgeyi yayınlamıştım. Evet, bizim de akrabalık bağı var. Kız alma veya da verme yönüyle. Ama biz kalkıp kimseye biz bu konuda bir eleştiri yapmadık. Veyahut da insanları Alevilik inancına kimseyi zorlamadık. Onun için de biz siyasi olarak da duracağımız yeri biliyoruz. Kime oy vereceğimizi de çok iyi biliyoruz. Biz insanları kırmıyoruz ama şu bir gerçekti ki bunu görmeleri gerekiyor. İnsanları kendilerinden bıktırdılar. Aynen. Sevgili dem, bu sözlerimizin hiçbir tanesi gerçek, devrimci olana, özünü halkın haklarını korumaya adayan insanlara kesinlikle değil. Şimdi bugünümüze bakınca sevgili dem, Kuba'ya bakıyoruz. Kuba'da devrimci bir ülke. İnancı pek fazla müdahale etmiyor yanlış gitmiyorsam. Sadece ilimden, bilimden giden yoldan ilerliyorlar ve bugün kendi doktorlarını Avrupa'ya, İtalya'ya zorda olan insanları kurtarmaya gönderiyorlar. Devrimcilik, sosyalizm bu değil miydi dedem? Budur dedem. Yani şimdi şöyle bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam sosyalizmde mekanik sekülerizm diye bir tanımlama var. Mekanik sekülerizmin anlayışında bugünkü siyasi aranızda halkın daha çok anladığı dilde laiklik. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve din işlerinin devlet işine karıştırılmaması gibi bir tanımlama var. Yanlış hatırlamıyorsam mekanik sekülerizm içerisinde böyle bir tanımlama var. Şimdi devrimcilerin işte asıl unuttuğu nokta burası. Siz mekanik yani sosyalizmden bahsediyorsunuz eyvallah ama mekanik sekülerizmi ne kadar uyguladınız siz inanç kesimine? Siz mekanik sekülerizmi inancı tamamıyla reddetmeyle algıladınız. Mekanik sekülerizm inanç işleriyle siyasi işlerin birbirinden ayrılmasını sağlar. Ben bu arada şunu da söyleyeyim. Hazreti Muhammed'in ve Hazreti Ali'nin bakış açısı neydi? İnanç ve devlet işleriyle ilgili ben onu da söyleyeyim. Hazreti Muhammed ölüm döşeğindeyken şu sözü söylüyor. Diyor ki ya Ali yanıma yaklaş sana söyleyeceklerim var diyor. İçeridekiler dinliyorlar. Ya Ali diyor benden sonra din işleriyle uğraşacaksan devlet işlerinden, devlet işleriyle uğraşacaksan siyasetten uzak dur. Ve dikkat edin Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt'e bağlı olanları söylemiyorum. Ehl-i Beyt'in kendisi asla siyasi eylemlerin içine girmemeye dikkat etmiştir. İmam Cafer-i Sadık'a hilafet getirip verildiğinde kendisi kabul etmiyor, reddediyor. Bizim diyor göre işimiz diyor bir tahta kurulmak değil. Bizim işimiz diyor insanları aydınlatmak. Hani elimize fırsat geçmemiş, tarihte çok geçmiş. Biz Muhtar Sakafi ile de bunu yapabilirdik. Ömer'le de yapabilirdik. Ömer Horasani ile de biz bunu yapabilirdik. Ama Ömer Horasani'nin İmam Cafer-i Sadık'a getirip saltanatı verdiğinde bile İmam Cafer-i Sadık'ın bu imkanı varken o kabul etmiyor. İşte bizim anlayışımız bu. Biz elbette ki çünkü neden biz bunu kabul ediyoruz? Çünkü siz irşat gereği
toplumu aydınlatmakla mükellefsiniz. Toplumu aydınlatacaksınız. Toplumu sadece inançsal konuda değil, toplumu gelişen siyasi harekette de aydınlatmak zorundasınız. Toplumu ezilen veyahut da ezen olgusunda da aydınlatmak zorundasınız. Tarihte zenci hareketleri vardır. Zenci hareketlerinde Irak, İran gibi bir bölgede esir tutulan, köle olarak tutulan zenciler isyana başlarlar ve isyana çıkarken kimin nidasıyla çıkarlar? Ya Ali medet diye. Hazreti Ali'yi kendilerine örnek alırlar. Çünkü Hazreti Ali'nin adaletini bilirler. Onun soyundan gelen evlatlarından medet umarlar. O yüzden Alevilere biz siyasiyete karşıymışız gibi bir anlayış çıkmasın ortaya. Biz karşı değiliz. Ama bizim inançsal yapımız gereği biz zaten siyasetten uzak duruyoruz. Ama bu demek değil ki biz siyaseti takip etmiyoruz. Takip de ediyoruz. Evet. Eyvallah. Şimdi güzel dedim. Küçük bir şekilde değindik. Yani bu sadece bir boyutuydu. Dedeleri taliplerden ayıran. İkinci boyutu da dedelerin gurbet ellere düşmüş olması. Geçim sorunları. Ama şimdi Avrupa'da yaşıyoruz. Avrupa'da Alevi dernekleri var. Bu dernekler şu anda ibadethane statüsüne kavuşuyorlar ve cemeviler oluyorlar. Buradaki sorunu nasıl gidermeli sevgili dedim? Yani şimdi çalışma saatleri bu bir etken. İnsanların ibadet saatlerini ayarlaması konusu diğer bir etken. Tabii bulunduğumuz veyahut da derneklerimizin konumu farklı bir etken. İnsanların anlayışı farklı bir etken. Şimdi eğer inançta bir birlik olmazsa zaten biz talip dede ilişkisini zaten bir araya getiremeyiz. Ki dernekler de zaten dernek örgütlüğü de bu konuda zaten zorlanıyor. Şu anda derneklerin birçoğu inançsal açıdan zaten doyuramadıkları için insanlar çekilmiş. İçine çekebildikleri sadece siyasi bir arena olarak görüyor. Hani oraya gidip sadece bir şeyler işte konuşmak veyahut da birkaç insan yüzü görebilmek için görüşebiliyor. Ama inançsal açıdan zaten birçok şeyi inkar ettikleri için insanlar uzaklaşmış durumda. Bunun da önüne geçemiyorlar. Şimdi oradaki inanç yapısını tekrar geliştirebilmesi için önce dedelere bir güven tazelemeleri gerekiyor. Dedeleri reddetme yerine, inkar etme yerine, dedelerin inancını inkar yani reddedecek etme yerlerine dedelerin anlatımına baksınlar. Ben şöyle söyleyeyim, ben zamanında polisle de çalıştım burada İsviçre'de. Radikalleşen gençlerin üzerine biz yardım etmeye de çalıştık. Başarılı da olduk. Polis devam etmemi de istedi ama ben o süreçte ben artık derneklerin veyahut da federasyonun gütmüş olduğu o inkar politikacını artık taşıyamadığım için. Çünkü mücadele hem içeride ediyorsun hem dışarıda yapıyorsun hem de bir yandan insanları irşat etmeye çalışıyorsun ama duyduğun arka planda hakaret, küfür gibi saygısızca şeyler. Siz bunları yaşadığınız zaman siz artık o kurumun içerisinde yer alamıyorsunuz. Bir de onun üzerine gidiyorsun tarih anlatımına veyahut da inanç anlatına girdiğiniz zaman toplumun huzurunda tehditler, itirazlar, işte bunlar bilinen falanca yerin adamı, bunların ne olduğu belli değil. Ya bugüne kadar ben rahmetli dedelerimin yanında, hani bir dedemin yanında yetiştim. Dedemin anlatımlarında ben radikalleşmedim. Aksine daha çok insana bağlandım, daha çok hakka bağlandım. Dedem, ben okula giderdim. İşte Kur'an, hani okulda biliyorsunuz Kur'an falan öğretti. Biz böyle çocuk aklı işte şaka yapardık, alayımızı yapardık. Dedem bir tane enseme vururdu, oğlum derdi, bunlar bizim, Yezid bizden aldı. Ha, dedemin anlatımlarını da ben çok dinledim. Dedem asla bir kalkıp bir inkarcılığa da gitmedi. Ama şunu da bilirim, ben Sünni komşularımızın da gelip dedeme niyaz olduklarını da çok iyi bilirim. Sen Ehl-i Beyt'in evladısın, sen Hak Muhammed, işte Muhammed Ali'nin torunusun, bize bir duanı ver de öyle gidelim diyen insanları da bilirim. Eyvallah. Çok olurdu bu dedem, gelirlerdi. Yani gelmeselerdi bile kesinlikle saygısızlık yapmazlardı. Yapmazlardı, çok iyi bilirlerdi. Bu Maraş katliamında yaşanan bir olay vardır.
Maraş katliamında olaylar olmuş, işte her taraf birbirine karışmış, insanlar artık birbirinden çekinir, korunmaya çalışıyorlar. Hani ister istemez bir soğukluk girmiş. Bizim Pazarcık'ta bir otuncu vardı, yaşlı bir amca. Ben hayal meyal böyle hatırlarım. Bu adam iki oğlu olaylara katılmış. Kendisi Sünni kökenli. İşte rahmetli dedem de annemle yengeme demiş ki oğlum, kızım demiş, siz gidin işte bu hacı amcadan şey isteyin, hani odun isteyin, kışlık odunumuzu alalım, o getirsin. Dedem alışverişini ondan yapardı sürekli. Annem gidiyor kapıya, çalıyorlar tabii, başörtülü bir yaşlı nene çıkıyor. Diyor ki kızım ne istiyorsunuz? O da annemle yengem diyor ki işte ana biz odun istiyoruz işte. Bize getirebilir misin kışlık için falan. O da diyor beyim gelmedi diyor. Beyim gelsin ben söyleyeyim diyor. Siz gelin içeri. Annem bir çekiniyor. Hani olaylar yeni yatışmış. Korkuyorlar da içeri girmeye de. Kadın üsteliyor diyor ki ya kızım korkmayın diyor. Korkmayın diyor. Siz kimin çocuklarısınız hele bir söyleyin diyor. Hani Maraşlar da bilirsin ede derler. Diyor ede hele siz kimin kızlarısınız bir söyleyin diyor. Annem de diyor biz diyor, Hacı Hüseyin'in kızlarıyız. Öyle deyince yaşlı nene annemle yengemin boynuna sarılıyor, ağlıyor. Gözyaşı döküyor. Diyor ki ana diyor, kızlar diyor, sizin dedenizi biz biliriz. Yani sizin babanızı biz tanıyoruz. Siz bizim peygamberin emanetisiniz. Biz biliyoruz sizi. Tabii o yaşlı amca derken o da bir 10 dakika sonra falan annemin anlatımına giriyor. O da içeri geliyor. Annem gülü görüyor. Kadın ağlıyor bir yandan diyor. Hacı diyor sen biliyor musun bunlar kimin kızları? O diyor hanım diyor ne bileyim diyor. Kimindir diyor. Diyor Hacı Hüseyin'in kızları. Ödeyince tabii yaşlı amca da geliyor. Bir sarılıyor diyor. Kızım diyor siz bizim çocuklarımızsınız. Siz bizim peygamberin evlatlarısınız. Biz nasıl size sahip çıkmayız? Siz bakmayın diyor bizim itler böyle yaptı. Yani kendi iki oğlumdan dolayı. Bizim itler geldi böyle yaptılar. Bunlar bizim yüz karamız. Şimdi işte toplum öyle bir duruma getirildi ki. İnsanlar birbirinden soğutuldu. Bu gerek sağ taraftan olsun, gerek sol taraftan olsun. İnsanlar birbirine düşman ilan edildi. Artık söylenecek söz yok. Yani. Eyvallah, sevindim. Peki dedim, şunu şeye geri dönelim. Biliyorsun Avusturya'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde şöyle bir sıkıntı var Ali Biler'de. Biliyorsunuz Ali Biler'in arkasında bir destek yok. Ali Biler'i destekleyen bir maddi güç yok. Ali Biler'in kendi inanç önderlerini yetiştirebilecekleri bir okulları da yok. Evet. Ali Biler nasıl bir yol çizmeliler? Kendi inanç önderlerini nasıl yetiştirmeliler? Dedeler eğitimleri nerede almalılar? Evet. Şimdi biz tabii federasyonu biraz eleştirmeyeceğiz ama hani şöyle bir şey de var. Ne yazık ki ben 98-99-2000 yıllarında bir tartışma vardı dernek ve federasyon yapılarında. Dede çocuklarını alıp yetiştirelim. İşte bunlar tekrar insanların kazanımında, kendi yol erkanımızı öğretmemizde yardımcı olalım diye. Tabii bu tartışma bir türlü sonuçlanmadı. Şimdi peki biz bu süreçten sonra ne yapabiliriz? Bu süreçten sonra bizim yapmamız gereken önce kendi kaynaklarımızı tespit edeceğiz. Yıllardır biz belli bir arkadaş küçük grubumuzla biz bu kaynakları tespit etmeye çalışıyoruz. Gerek Rusya'da, Avrupa ülkelerinde, Amerika kıtasında ki hatta şaşırırsınız Japonya ve Çin'de dahi Aleviler ait yazmalar var. Hatta şu söylenmekte, Rusya St. Petersburg arşivlerinde Alevilere ait 2,5 milyona yakın yazma var. Rusya'nın işgali esnasında Azerbaycan gibi ve Irak, İran bölgesinde 2,5 milyon yazmayı alıp götürdüğü biliniyor. Sadece o değil, İrene Melikov'un da kendi döneminde birçok yazmayı Rusya'ya götürdüğü söyleniyor, Ukrayna'ya götürdüğü söyleniyor. Bunlar bilinen gerçekler. Öncelikle bizim bir komisyon kurulması, yani tabii bu bir fikir, bir komisyon kurulması gerekiyor. Bu kaynakların tespit edilmesi gerekiyor. Bu kaynakların dijital kopyaları alınması gerekiyor. Bu konuda tabii ki gönüllü, zengin, varlıklı ailelerin yardımı bize şart. Gerçekten Aleviliği kurtarmak istiyorlarsa, gerçekten hani Aleviliği kurtarmak derken Alevilik elbette ki var olacak. Belki bir kişi, belki iki kişi yani muhakkak itikadlı bir canın gönlünde yaşayacak. Bu konuda benim sevgili mürşidim Alican Polat dedem, kendisi İzmir'de.
şunu söylerdi. Dedi ki oğlum dedi korkmayın derdi. Tek bir kişi bile kalsanız içinizde itikadınız ve imanınız olduğu sürece bu inanç devam eder. Kimin nasıl yorumladığı önemli değil derdi. Burada onu da aşkın yazarına selam diyorum. Tabii bu kaynak çalışmaların tespiti neden önemli? Çünkü bu eski yazmalar içerisinde bizim erken namelerimiz de var. Fütüvet nameler ki İmam Cafer, bugün Cafer-i Sadık buyruğu olarak bilinen asıl ismi fütüvet namelerdir. Onun için de hani buyruk ismi adı altında arayanlar 1960 öncesine gidemez. Veyahut da 1940'larda öncesine gidemez ama fütüvetname adı altında ararsanız ta 10. asıra kadar da inebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Erkanlarımız bu şekilde yeni çağa uygun bir şekilde uyarlanabilir. Ama onun için bize taslak lazım. Siz taslak olmadan, bu çalışmalar olmadan siz bunu yapamazsınız. Bugün işte akademi kurduğunuzu falan söylediniz başta. Akademide mesela bu çalışmalar hayata geçirebilir. Bunlar öğretebilir ve eğitmen kadrosu yetiştirilir. Eğitmen kadrosu bu insanları tekrar alır, yolun zahiri ve batini yönünü anlatır. Şimdi Aleviliği sadece zahiride her şeyi öğretip de batini öğretmemek Aleviliğe terstir. Çünkü Aleviliğin esas temeli batiniliktir. Ama batiniyi de öğretebilmemiz için zahiriyi tamamlamamız gerekiyor. Bu konuda çok bir yoğun ve kapsamlı bir çalışma yapılması gerekiyor. Tabii bunun için de bir güç birliğine gidilmesi gerekiyor. Hani bugün aşure kazanı gibi düşünün. Aşurenin içerisine siz 12 farklı meyveyi, fındığı, yemişi atıyorsunuz ve ondan bir tatlı bir yemek haline getiriyorsunuz. Bizim bunu başarabilmemiz aslında kendi içimizde olan, var olan bir şey. Eyvallah. Ben şimdi bir de sevgili dedim hani biz biraz sistem edip eleştirince cümle canlar bizleri sanki ABF'ye düşmanmış gibi, düşman insanlarmış, kurumlarmış gibi görüyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz Aleviler hiçbir Aleviye düşman değiliz. Yalnız biz bunların yaptıkları bu büyük hataları dile getirip söylemek mecburiyetindeyiz. Yani onlar da kendilerine bir çeki düzen verebilsinler diye. Yoksa bir Alevi kurumunun başka bir Alevi kurumuna düşman olması söz konusu değil. Şimdi siyaset bambaşka bir dünya, inanç bambaşka bir dünya. Az önce siz Hazreti Peygamber'in İmam Ali'ye verdiği öğütlerden bahsettiniz. Şu anda siz de bütün konuşmanız içerisinde bu tarzda bir öğüt verdiniz. Öğüt aynıydı. Yani işleri birbirine karıştırmayın, birbirinden ayrı tutun. Aleviler siyaset yapmalı mı? Elbette yapmalı. Güzel yapabilirler mi? Şundan yaparlar. Kesinlikle eminim ki en güzelini yaparlar. En adaletlisini, en demokratını, en güzelini Aleviler yaparlar. Burada bir sıkıntı yok ama birbirine karıştırmamak lazım. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Yani genelde tarih anlatımına girdiğimiz zaman insanlarda şöyle bir tepki yakar. Ya sizin okuduğunuz her şey doğru mu? Yani ben bu tepkiyle çok karşılaştım. İşte her okuduğuna inanma. Tamam da güzel yani insan. Sen öyle diyorsun ama biz okuyup araştırmaya çalışıyoruz. Benim öyle bir iddiam da yok. Her şeyi okuduğumuz doğrudur. Ama baktığımız bütün kaynaklar böyle. Ve erenlerimizin, evliyalarımızın eserlerine baktığımız zaman bütün öğretiler bu yönde. Biz elbette ki hani bunu anlatırken şimdi Alevilerin en büyük özelliği nedir Cem'de? Dara kaldırmak. Şimdi dara kaldırmaksa, kendi kendini sorgulayan bir yapımız varsa, sen beni dede olarak kabul etmiyorsun ama bana diyorsun ki beni de eleştirme. Ben seni eleştireceğim. Senin yaptığın yanlışları dile vuracağım. Bir dedenin görevidir bu. Dede seni Cem'de dara kaldıracak. Senin hatalarını yüzüne vuracak. Ama adam diyorum yani bu insanlar bunu olmaması için dedeye saldırıyor. Bakıyorsun dede Şiacı oluyor. Bakıyorsun dede devlet adamı oluyor. Bakıyorsun devlet ajanı oluyor. Mübarek. Bunları bildiğine göre sen nesin? Eyvallah. Şimdi eğer Cem erkanında bahsedecek olursak o zaman evet, bizim bir dar didarımız var. Dar didardan geçeceksiniz. Hatanız, kusurunuz neyse bunu biz tartacağız. Ha, kimse de korkmasın. Düşkün inan edildik diye toplumdan teşhis ediliriz diye bir şey de yok. Artık
yaşadığımız çağ da zaten buna müsait değil. Ama diyelim ki bir insan itikatlıdır ve düşkün oldu. Bu düşkünü kaldırmanın da bir usulü var. Cezası verilir. Cezasından sonra hatasını anlamışsa bu kişi didar görür. Ha, hatasını anlamamışsa didar görmez. Çeker gider. Biz kimseyi kendi canına kastedecek veyahut da kendi canını eziyet verecek bir suçlama vermiyoruz. Ama o insanı insanın da kendi hatasını bilmesi için dar didar görmesi gerekiyor. Eyvallah. Şimdi bir tane cemlerden bahsettiniz, dara durmaktan bahsettiniz. Şimdi bazı şeyler de biraz yanlışa doğru gitmeye başladı Alevi toplumunun içinde. Bazı ritüeller toplumun tüm kesimine açılmaya başlandı. Ve denildi ki işte seyretsinler, görsünler ve öğrensinler. Yani başından beri karşı çıktığımız şeyleri insanlar artık görselleştirmeye, seyir için yapmaya başladılar. Bu da derinden bir üzüntü veriyor. Bunun da herhalde ileriki bir dönemde önüne geçemeyeceğimiz gibi bir mana çıkıyor. Örneğin sevgili dedim, cemlere gittiğimizde şu sorunla karşılaşıyoruz. Örneğin her cemde lütfen telefonlarınızı kapatın, çekim yapmayın söylemini defalarca tekrar etmek zorunda kalıyoruz. Bunun yanı sıra az önce de dile getirdiğim gibi inanç önderleri de bazı inanç ritüellerini seyir için yapmaya başladılar. İnsanlar görsün, öğrensinler diye. Bunlar doğru düşünceler mi dedim. Sevgili dedem, şimdi eski erenlerimizin çok güzel bir sözü var. Hani seyir için olmaya hak için ola. Ki erenlerimiz galiba bu sözü de tamamlamışlar. Bizde seyir için olmadığını, ibadetin hak için olduğu anlaşılması gerekiyor. Evet, biz de derneklerde, cemlere katıldığımızda insanlara her zaman bunu hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Telefonlarınızı kapatın, ekranlarınızı kapatın, insanlara yansıtmayın. Ama her seferinde de bir şekilde bunu muhakkak çeken birileri oldu. Şimdi bazı dedeler elbette ki bu ilk başta insanlar öğrensinler, bilsinler şiarıyla göz yumdular. Hani insanlar biraz öğrensinler, biraz yumuşak bağışlı. Çünkü dede çok sert bir yapıda olduğu zaman bir sefer dedeyi eleştiriyor. Ya bu ne biçim dede? Bu da her şeye kızıyor. Ya tamam da işte sen şöyle bir örnek verelim. İşte Sünni kesiminden bir arkadaş, bir canımız işte kalkıyor, olmadık bir yerde namaz kılıyor. Şimdi akıl ve mantık üzerine olan bir her insan bunu kınar. Yani sen bunu niye yapıyorsun? Sen yapıyorsan niye yapıyorsun? Çünkü senin yaptığın hak içinde, sen diğer insanları da engelliyorsun. Şimdi sen ceminde, sen onun aynısını yaptığın zaman sen de aynı durumdasın. Senin hiçbir farkın yok ki. Hani bu Leyla ile Mecnun'un bir hikayesi vardır. Mecnun çölde dolanıyor. Bir bedevinin biri namaz kılıyor. Mecnun o Leyla düşüncesiyle önünden geçiyor. Hiç fark etmeden adam bağırıyor. Ya diyor, be zındık diyor, sen ne yaptın diyor. Benim diyor namazımı bozdun diyor. Mecnun da bakıyor, diyor ki ya diyor sen kimsin diyor, ben seni fark etmemişim diyor. Ben Leyla'yı düşünürken seni fark etmemişim. Sen beni Allah'la ibadete geçerken nasıl fark ettin? Eyvallah. Yani biraz da onun için hani biz yaptığımız ayini, ritüeli biz hak için olduğunu bilmek zorundayız. Bugün semahların da bir örtüsü var. Semahların da bir ölçüsü var. Eskiden semahlara her can kalkmazdı. Bu insanlar yanlış anlamasın. Yol aşıkları kalkardı. Yol aşıkları semah dönerdi. Daha sonra gönüller semahı yapılırdı. Buna da cemdeki hani gönlüyle kalkıp da semah dönmek isteyenler de kalkardı. Ama semahta bile bizim belli ilkelerimiz, belli kurallarımız vardı. Şimdi her ibadeti bugün kiliseye gidip de ben hani kiliseye de çok gittim geldim. Kilisede kalkıp da herkesin ibadet esnasında bir çekim yaptığını görmedim. Rifailerin, halvetçilerin cemine katıldım. Orada bir dervişin kalkıp da kendi cemini çektiğine dair şahit olmadım. Çünkü sen ibadettesin ve ibadetini yaparken ona odaklanman gerekiyor. Çünkü hak böyle bulunur. Sen hakka odaklanmazsan, aklın, fikrin başka yerlerde olursa sen göremezsin.
Eyvallah. Biz şey yaptık sevgili dedim, biliyorsun Avustralya bir inanç toplumu olarak okullarda verilen Alevilik dersinin ezliğinde biz inancımızın inşaat edileceği yerin cemevi olduğunu dile getirerek ibadetlerimizi okullarda öğrettik ama cemevilerinde uygulamaya geçtik. Bunun adını da çocuk eğitim cemleri koyduk. Yani burada bir eğitim söz konusu olduğu için onların bir kısmını biz bir kayıt altına aldık. Çünkü evet, buradaki tek amaç o masum ufaklara öğretmek olduğu için. Şimdi tabii ki eğer bir şeyi sadece öğretmek için, ibadet nezdinde değil, öğretmek, göstermek için yapıyorsanız orada bir sıkıntı yok. Ama şimdi siz kendi ritüellerinizi ibadet olarak yaptığınızda bunu görsel olarak sunuyorsanız bu çok kötü. Evet. Hani biliyorsunuz bakın Türkiye'de bir ara Alevilere yapılan bir hakaret söz konusuydu. Uzunca bir süre devam edildi. Daha sonra bir salon kiralanmıştı. Orada bir cem erkanı yürütüldü. O cem erkanı da bir seferinde mahsus yapıldı ve sadece tüm insanlara Alevilerin ibadetinin ne olduğunu göstermek için, yani bir hurafenin, yanlışın, küfrün, hakaretin önüne geçirilmesi için bu yapıldı. Evet. Şimdi inanç toplumları bazen bunu yapmaları çok doğal bir şey aslında. Yani sadece göstermek için, arkadaşım siz bunu yanlış algılıyorsunuz, bunun özü sözü budur diye yapmaları da bir sakınca gözükmüyor aslında. Yok. Ama her şeyi götürüp de şöyle hem dedelerin kendilerini gösterme istekleri hem de oradaki canların kendilerini gösterme istekleri inanç boyutunda yavaş yavaş bir zarar oluşturmaya başladı. Aynı Wikipedia ve diğer sanal alemleri söyledik ya, artık zarar vermeye başladı. Bu tarz hareketler de topluma zarar vermeye başladı, inanca zarar vermeye başladı. İşte bunların önüne geçebilmenin yolları lazım bizlere. İnsanlar hani sizin az önce verdiğiniz bir örnekten, işte Mecnun'un Leyla'ya olan aşkından Leyla Leyla deyip yanarak giderken orada seyirciye gelen insanın görmemesi ama oradaki insanın da Allah'ı görmemiş olması, Allah'a ibadet ederken ona dönmüşken önünden geçen Mecnun'u görmüş olması güzel bir örnekti. Hani şimdi hikayesini de dört dörtlük bir şekilde hatırlamıyorum. Derler ki bir çoban padişahın kızına aşık olur. Bir türlü evlenemez. Dile de getiremez. Zayıflar getirirler bunu bir din aleminin önüne. Derler ki bunun dermansız bir derdi var. Bu derdi nasıl çözmesi lazım? Din alimi der ki biz senin problemini çok kolay çözeriz. Benim dediklerimi birebir uygularsan o olur. Ne yapalım der. Der ki dervişlik bakımına gelecek. Burada tarihin karşısındaki mağaraya yerleş. Orada sadece Allah, Allah de, Allah'ı zikret. Başka bir şey yapma. İstediğine kavuşacaksın. Tabii gider mağaraya yerleşir. Başlar Allah Allah deyip Hak Teala'yı zikretmeye, uzunca bir zaman geçer. Oradaki insanlara duyurulur ki buraya bir derviş gelmiş, bir erenler gelmişler. İşte hak yolunda hizmet edenler gittikleri her yere bolluk, bereket götürürler. Gidip ona niyaz olurlar, onunla sohbet etmek isterler. O her seferinde sadece Allah Allah deyip Hak Teala'yı zikreder. Döner dolaşır, bunun namı padişaha ulaşır. Padişah kendi alimlerini toplayarak ya buraya bir hak erenler gelmiş. Hakkı zikredip durur. Bunu yanımıza alalım. Buna burada yer verelim. Bunlar gittikleri yere bolluk beraber bereket götürürler derler. Ve ziyaretine giderler bu dervişin. Dervişle sohbet eder. Dervişe der ki gel saramın yanında sana saray vereyim der. İstemez. Allah Allah demeye devam eder. Gel sana vezirlik makamını vereyim, bu devleti beraber yürütelim der. Onu da kabul etmez. Tabi son olarak da yanındaki alim padişahın kulağına eğilerek der ki kızını ver. Padişah der ki ey derviş gel sana kızımı vereyim, benim damadım ol der. Derviş çok kısa bir düşünmekten sonra onu da reddeder. Allah Allah demeye devam eder. Diğer çoban arkadaşı dervişin yanına gelerek bir adam ne yapıyorsun? Senin tek isteğin padişahın kızıyla evlenmek değil mi deyince de kendi arkadaşına şöyle buyurur. Ben sadece 40 gündür Allah Allah diyorum.
Allah sarayları, padişahları ayağıma getirdi. Sadece 40 gün içerisinde, ya ben tüm ömrü boyunca Allah Allah dersem kim bilir bana neler verirler. Ve kendi zikrinde de devam eder. Budur işte inanç, yani Allah Allah diyebilmek, kendi özünden Allah'a bağlanabilmek, bir karşılık beklememek, bir şey istediğinde kendi içini, imanını, özünü temizlemek için sımsıkı Hakk'a sarılmak. Evet. Dedelerimizin de pirlerimizin de öğrettikleri buydu normalinde. Allah Allah diyebilmek, Allah'a yönelebilmek, ibadetlerimizi Hak için yapabilmek, ibadeti sadece kendi dışımızı temizlemek için değil, ruhumuzu, içimizi temizlemek için müşahede edebilmek. Buydu değil mi? Evet dedem. Yani işte zaten ibadetin Hak'la bir insan arasında olduğunu, sadece bugün pirlerimiz buna bir vesile olmuştur. Pirler, mürşitlerimiz bir aracıdır. Ama asıl kişinin yapması gereken o veç halinde Hak'a yönelmesi. Yani o Hak'a yöneldiğinde o kendini onun nezdinde eritmesi gerekiyor. Ancak ibadet o zaman kabul olur, makbul olur. Ki buna ne sen karar verebilirsin, ne ben karar verebilirim, ne de bir başkası. O kişiyle artık Allah arasındaki olan bir duygudur, bir yapı. Rica ki Hak kabul etsin. Ama kendi öyle görsellerimizi de göstermememiz gerekiyor. Neden? Şimdi şöyle bir şey var. Yani cem ibadetlerinde biz dardan bahsettik. İnsanlar dara kalkacak. Biz özelimizi yansıtmamız mı gerekiyor? En büyük sebebi de budur. Biz özelimizi neden dışarıya açalım? Sırrı fahş etmemenin bir diğer anlamı da budur. Çünkü içeride sen dar didar görüyorsun. Dardan geçiyorsun. Suçların, günahların dökülüyor o meydana. O meydanda sadece o cem erenlerin haberdar olur. Bu bir sırdır. Orada kalması gerekiyor. Eyvallah. Güzel dedim. Yani bazen sistemkar oluyoruz biz dedeler de, özellikle ekran başında. Şimdi yapılan her şeye elbette ki yanlışsa karşı koymamız lazım. Doğruysa Allah eyvallah dememiz lazım. Ama yanlışlar o kadar çoğalmaya başladı ki korkumuz da şu yönde oldu. Acaba biz de o yanlışlara cevap verirken onların diliyle cevap verecek miyiz bir gün? Biz de onlara karşı çıkalım, engelleyelim derken kendi özümüzden taviz verip biz de noksana düşecek miyiz? Biz de onlar gibi hataya düşecek miyiz? O yüzden her sabah kalktığımızda deriz ki ya Rabbi, bilerek ve bilmeyerek bu yola yanlış yapmayı bizlere nasip etme. Bizim niyazımız bu şekilde. İnancın ilk emridir, Allah'ın ilk emridir okumak. O yüzden okumak tabii ki hepimizin boynumuzun borcu. Bazen zaman olmaz. Bazen içinde yaşadığımız streslerden, sıkıntılardan dolayı bir kitabı okumak veya bir makaleyi okumak nasip de olmaz. Özellikle şimdi belirli yerlere geldikten sonra bir makama, her taraftan sıkıntılar içerisinde olduğunuz için inanın ki okuma fırsatınız pek olmuyor. Evet. Bunu nasıl gideriyorsunuz? Yol ehli, bilen bilgili dedeyle sohbet ediyorsunuz. O bilen bilgili dede karşılıklı sohbet edince sizin hem ufkunuzu açıyor, hem de sizlere istek duyduğunuz bilgiyi veriyor. Yani aç olduğunuz bilgiyi sizlere veriyor. Bizim bu programlarımızın sebebi bu güzel dedem. Evet. Seni de bu programlarda ağırlamamızın en büyük bir sebebi de Alevi toplumu için bulunmaz bir nimetsin. Bu genç yaşında kendini geliştirmiş, araştırmaya yönelmiş, okumaktan kesinlikle yılmayan ama aynı zamanda elde ettiği bilgiyi, elde ettiği belgeleri benliğe kapılmadan paylaşabilen, sektör herkese aktarabilen toplum, Yüce Rabbim topluma sizler gibi dedeleri nasip etsin. Çok olmasını sağlasın. Bu sıkıntılarda herhalde böyle kurtulacağız güzel dede. İnşallah. Hani bir akademisinden bahsettik. Avusturya'da şu anda sevgili Ertuğ Hoca o kurumun başında. Buraların içerisini doldurmak gerek. Burada bizim inanç önderlerimizi yetiştirmemiz lazım. İnanç önderlerimizi üniversite bünyesinde yetiştirmemiz lazım.
bilgi ve donanım içerisinde olmaları lazım dedelerimizin ki her gittikleri yerde hiçbir sıkıntı yaşamadan kendilerini savunabilsinler, inançlarını savunabilsinler. Evet. Ama aynı zamanda şunu da tekrar bildireyim. Bu yolu bugüne getiren, bizlere taşıyan dedelerimizin birçoğunun okuma yazması yoktu. Hakkımızdan razı olsun. Allah onlardan razı olsun. Bugüne kadar getirenler de onlar. Onlar bu yükü taşıdılar. Bize devrettiler. Artık biz bu yükü kaldıracağız. Tabii eyvallah. Şu da var. Dedemizin künyesiyle de dolaşmayacağız. Şimdi dedemizin künyesiyle dolaşmak falanca dedenin oğlu, torunu olmak çok güzel bir şey de siz kendinizi eğer geliştirmezseniz, topluma da bir şey veremezseniz hiçbir şey aktarmamış olursunuz. Bu da zaten Aleviliğin bünyesine, öğretisine ters olan bir şey. Şöyle bir Pir Sultan Abdal'ın bir son dörtlüğünü okuyalım dedem. Hani canlarımız bazen diyor ya işte sultanı Nevruz yoktur veyahut da vardır. İşte bizde Nevruz yoktur. Bakalım Pir Sultan Abdal ne demiş bu konuda. Ben bir ilk dörtlüğünü ve son dörtlüğünü okuyayım. Sultan Nevruz günü cemdir erenler, gönüller şad oldu ehli imanım. Cemal yarı görüp doğru bilenler himmet edince Nevruz sultanım. Son dörtlüğünde de şöyle söylüyor. Pir sultanım eydür erenler cemde, akar çeşmim yaşı her dem bu demde, muhabbet ateşi yanar sinemde, himmet erince Nevruz sultanım. Biz tabii Kaygısız Abdal'dan örnek verelim. Biraz daha geriye gidelim. Şöyle bir 300-400 sene evet. Daha hani Pir Sultan'dan daha bir 300 sene geriye gidelim. Kaygısız Abdal'ın divanı bu konuda çok önemlidir. Çünkü insanlarımız zannediyor ki biz 1500-1600 yıllarda bu kavram gelmiş. Çok yanlış bir kavram. Hani yanlış bir düşünce. Erişti Bağdı Nevruz Gülistan'e, Gülistan vakti yetti kim uyane. Tamamen yeryüzü cümbüşe geldi. Beşte benzedi devri zamanı. Son dörtlüğünde eğer bildin ise hoş Kaygısız Abdal, yüzün hak eyle gil pir-i civane, Şah-ı Merdan şiir-i yezden mürtaza doğdu bugün. Bugün tabi Hazreti Ali'nin ki bütün Anadolu Alevi ocaklarının ve bugün diğer Asya ülkelerine, Afrika ülkelerine kendisinin soyu gitmiş, bütün Ehl-i Beyt camiasının ve ayrıca onun bağlı itikatlı canların Nevruz'udur. Biz Nevruz Bayramı'nın, Sultan-ı Nevruz'un kutlu olmasını diliyoruz. Hak Muhammed Ali'nin bu konuda insanların üzerindeki himmetini eksik eylemesin diyoruz. Ki çok enteresandır. Pakistan'dan İsmaili bir arkadaşım. Facebook üzerinden tanışmıştım. Kendisi bana bir mesaj göndermiş. Sultan yani Nevruz Bayramı kutlu olsun diye kendi İngilizce yazmış kendisi. Bu da çok güzel bir duygu. Hani Pakistan'dan bir İsmaili canımızın kalkıp bize böyle bir mesaj iletmesi çok hoş bir duygu. Umarız ki bu bayramın gücü, hani bu bayramın birlik gücü bütün Alevi camiasına yansır. Bizler artık ki kendi açımızdan artık inancımızı tartışmaya açmıyoruz. İnanan istediği gibi inansın ama biz bağlı olan itikatlı dedelerin düşüncesi budur. Biz Hazreti Ali'nin doğum günü olduğu için kutlarız. Biz Hazreti Ali'nin velayetinin sırrının açıklandığı gün olarak kutlarız. Biz Hazreti Ali'nin Ehl-i Beyt'in oluşmasına sebep olan evlilik yıl dönümü olarak kabul ederiz. Biz Miraç olarak kabul ederiz. Hazreti Muhammed'in Miraç'a yükseldiği gün. Dikkat edin. Sünni arkadaşlarımdan da mesela dün bana şey mesajları geldi. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Şimdi bu çok güzel bir yaklaşım. Hani insanların birbirini kutlaması. Demek ki Miraç kandili bizde de söylüyoruz zaten. Biz diyoruz ki Miraç'ın çıktığı gündür Hazreti Muhammed'in 21 Mart olarak kabul ederiz. Bakın Sünni arkadaşlarımız bile dahi aynı günde kutluyor. Ama tabii onlar bizdeki gibi Sultan-ı Nevruz olarak değil Miraç kandili olarak yapıyorlar. Ve böyle karşılıklı insanların anlayışla, hoşgörüyle birbirlerini kutlamaları bu güzel günde çok güzel bir şey. İnsanlar bunları kınamasınlar. Sen Sultan-ı Nevruz olarak kutla, diğeri Nevruz olarak kutlasın. Bir başkası Miraç Kandili olarak kutlasın, bir diğeri Bahar Bayramı olarak kutlasın. Bu güzel bir duygu. Ama bizim bakış açımız bu. Biz Hakk'a, Hak Muhammed Ali'ye bağlılığımız olarak kabul ediyoruz. O şekilde inanıyoruz.
Şimdi tabii söz konusu Hazreti Ali olunca dedim. Hani ki bugün de o doğmuş. Şöyle bir kısa bilgi verelim. Diyelim ki, varsayalım ki Hazreti Ali bir inanç önderi değil de bir insan olarak o dönem nasıldı? Şunu biliyoruz. Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali'nin bir okul açtığını biz biliyoruz. Mescid-i Nebevi'de yaptıkları çalışmalar göz önündedir. Bunlar o dönemin alimlerini, edebiyatçılarını, matematikçilerini, kaldı ki Hazreti Ali'nin kendisi o dönemin dehalarından biridir. Kendisi bir matematikçi aynı zamanda. Kendisi o dönem cebir ilmiyle ilgilenmiş bir insandır. Kendisi astrolojiyle ilgilenmiş bir insandır. Hazreti Ali aynı zamanda bir öğretmen. Yeri gelmiş savcılık yapmış. 15 yaşında Yemen'e gidiyor. Yemen'de 6 ay boyunca oradaki insanların sorunlarına çareler buluyor. Hatta o dönem Hazreti Muhammed'in etrafında bulunan yaşlı kesim itiraz ediyor. Ya sen bir çocuğu mu gönderiyorsun Yemen'e diye. Diyor, ben Hazreti Ali'nin adaletine güveniyorum. İşte Yemenlilerin o gün bugündür Hazreti Ali'ye o bağlı olmalarının sebebi odur. Hazreti Ali'nin o 6 ay içerisinde o insanlara gösterdiği adalet temsilidir. O insanlara hakkı ve hakaniyeti öğrettiği günlerdir. 15 yaşından bahsediyoruz. 15 yaşında böyle bir bilgiye sahip Hazreti Ali. Sadece o değil. Kendisi devlet adamının süreci içerisinde de insanlara öğretmenlik yapmış. Dini konularda olsun, siyasi konularda olsun, devlet adamlığı konusunda olsun öğretilerde bulunmuş. Mescid-i Nebevi'de okul açıldığında matematik öğretilmiş. İnsanlara okuma yazma tabii ki şart. Tabeye, yani doğa bilimleri öğretilmiş. İnsanlara fen, o dönemin anlayışıyla fen bilimleri öğretilmiş. Ve tabii Kur'an'ın okuması ve açıklamasını da öğreten dini dersler de vermişler bu okulda. Hani Hazreti Ali, Hazreti Muhammed öyle bilimden, ilimden uzak insanlar değildi. Kendi hilafet döneminde, Ömer döneminde bir olay yaşanıyor. Şehirde Mekke, Medine'de bazı olaylar yaşanıyor. Ömer Hazreti Ali'nin yanına geliyor. İşte bazı işte hırsızlık olayları falan oluyor geceleri. Biz bunun önüne nasıl geçeceğiz? Hazreti Ali diyor ki asayişi sağlamak için diyor bir teşkilat kurman gerekiyor. Diyor, ne yapmam gerekiyor? Diyor, geceleri diyor, dolaşan bekçiler tutman gerekiyor. Ve El Şurta adını verdiği bir polis teşkilatını ilk defa hayata geçiriyor. Ömer döneminde bu sadece Ömer'in ve birkaç arkadaşının geceleri dolaşıp işte teftişe çıkıyorlar. Bu Hazreti Ali döneminde bir teşkilat haline döndürülüyor. Yani o dönemdeki bir o iç güvenliği sağlamak için böyle bir teşkilatı yaratıyor Hazreti Ali. Ve tabii pardon, Mısır'a vali olarak gönderdiği Eşder bin Mali'ye vermiş olduğu emirnamesi vardır. Şimdi insan hakları beyannamesinden bahsediyoruz. İnsan hakları beyannamesi daha öncelerde biz defalarca söyledik. Hazreti Ali'nin kaleme almış olduğu bu emirnamenin ürünüdür. Ve sadece o değil, Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali'nin savaş suçları hakkında vermiş olduğu yasalar vardır. İnsanların bu konuda esirlere nasıl davranması gerektiğini ve dikkat edin, orada bile Hazreti Muhammed ilmi düşünüyor. Medine'de şöyle bir söyleme var, diyor ki evet diyor, tamam biz diyor savaşta sizi esir aldık. Ama diyor sizi bir şartla serbest bırakırız. Tabii o zaman esirler soruyor, bize şartın nedir ya Muhammed? O da diyor ki her okuma yazma bilen bir esir 10 okuma yazma bilmeyene öğretirse biz onu serbest bırakırız. Ve bu sözünü de yerine getiriyor. O esirlerden okuma yazma bilen insanlar okuma yazma öğrettiği için, yani düşün, dünya tarihinde hiçbir örneği yok bunun. Eyvallah. Orada bile Hazreti Muhammed'in düşündüğü insanlara ilim aşılamak. Şimdi bu tarihi vesikaları, bu tarihi gerçekleri bilmeden, araştırmadan haksız ithamlar da gerçekçi değil. Onun için de kendi tarihimizi araştıracağız. Yeni nesil genç dedelerimize, büyüklerimiz de ki buna bize örnek oldular.
onlar her zaman bize, eğer bakarsak 12 imamların aktarılan sözlerine de, her zaman ilimle alakalı, bilimle alakalı yaklaşımları var. Biz bilimden uzak değiliz ama ilimden de uzaklaşmayacağız. Bizim ilmimiz velayet ilmidir. Bilim ise zahiri dünyada hayatımızı idame etmemiz için gerekli olan bilgilerdir. Bunları biz kabul ediyoruz. Biz bunlara karşı değiliz. Ki Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali de sürekli bu doğrultuda çalışmışlardır. Bunu iyi kabul etmemiz, iyi kavramamız gerekiyor. Eyvallah. Eyvallah canım. Bak razı olsun. Eyvallah. Tabii her eserin 10 cana okuma yazma öğretmesi karşısında serbest bırakması çok güzel bir örnekti. Teşekkür ediyorum. Tekrar işte o yüzden de Hacı Bektaş Veli'nin buyurduğu gibi bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktı. Evet. Ne kadar çok söylersek o kadar iyi olacak olan bir cümle. Hatta yani şimdi bir ara Hacı Bektaş'a değinirsek, Hacı Bektaş Veli'nin eline, diline, beline, işine, eşine, aşına sahip ol dediğimizde, hani diyorsunuz ki işte bu kadar kolay mıydı hak kelamını bu birkaç kelimenin içerisine sığdırmak, anlatabilmek. Ama sonra açıyorsunuz bunun boyutlarını, her kelimesine bir kitap yazabiliyorsunuz. Çünkü anlatmakla bitmiyor. Her zaman bu topluma önderlik yapan dedelerimiz bilimden giden yoldan yürümüşlerdir. Hakkı hakikati öğretmişlerdir. Az önce bizleri izleyen canlara Hazreti Ali'nin matematikçi olduğunu, aynı zamanda bir dahi olduğunu anlattınız. Ertuğ Hocam da matematiği bilmeyen tasavvufu kavrayamaz diye yazmış bizlere. Şimdi biz bunları niçin bugün dile getiriyoruz? Bizi izleyen canlara Aleviliğin Hak Muhammed Ali yolundan ilim olduğunu, birbirinden ayırt edilmediğini anlatıyoruz. Hep dua ederken diyoruz ya, bizi ilmiledin olan kelamına mazhar eyle diyoruz. Allah'tan da ilim istiyoruz. Tek amacımız zaten bunu öğrenmekti. Sevgili dedem, son olarak ekleyeceğiniz bir şeyler varsa... Evet dedem, aslında bir küçük bir konu var. Çok önemli bir konu. Burada da ona cevap verelim. Hazreti Ali'nin Banu Kureyze Yahudilerine karşı yapmış olduğu sözde bir katliam varmış. Çok kısa bir değinelim eğer zamanımız varsa. Şimdi bu konuda çok haksız bir ithamlarda bulunuyorlar. Ama ben şöyle bir örnek vereyim. Banu Kureyze Yahudilerin katliamının Hazreti Ali mi yapıldı yoksa 600 sene evvelinden önce mi yapıldı? İnsanların bunları bilmesi gerekiyor. Şimdi evet, Hazreti Ali Hayber'in arslanıdır. O kapıyı alıp Osman'a fırlatan kişidir. O yiğitlerin şahıdır. Ama şimdi akıl var, mantık var. Bir insan bir günde nasıl 1500 kişi? Tabii bu sayı abartılıyor. Eski kaynaklarda 600-700 geçiyor. Bu sayı 1500'e çıkarılıyor. Ama Kur'an'ı referans aldığımızda bu sayı 9-10'u geçmez. Şimdi tabii bu olayın Hayber kuşatmasından gelinceye kadar yaşanan olaylar da var. Uhud ve Bedir Savaşı veyahut da Hendek Savaşı'nda Hazreti Muhammed'e Yahudilerin yaptığı hainlikler vardır. Bugün John Wiesek adlı bir İngiliz yazar, bir uluslararası bir expert diyelim. Kendisi şunu söylüyor. O dönem yaşanan bu olayın cezası günümüz, çağımız kurallarında da aynıdır. Bir savaş suçudur. Eğer siz bir topluma ihanet etmişseniz, yapılan anlaşmaları bozmuşsanız, ki yazılı anlaşmalar var. Hazreti Muhammed'in o dönem Yahudilerle yapmış olduğu yazılı anlaşmalar var. Ve bunlar ihlal ediliyor. İhlal edilince Hazreti Muhammed bunu karşılığını istiyor. Bu günümüz, çağımız modern kurallarınca da bir savaş suçudur bu. Şimdi tabii bunu söyledikten sonra ben şunu söyleyeyim. 1976 yılında Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, yani Büyük Britanya ve İrlanda Kraliyet Aile Asya Birliği dergisinin 1966 yılında sayfa 100 ve 107'de geçen bir yazı var. Burada Valid Najib Arafat adlı bir profesör o dönem bu konuyu araştırıyor. Gerçekten böyle bir katliam yaşandı mı, yaşanmadı mı? Ve adamın vardığı sonuç şu, profesörün vardığı sonuç, böyle bir katliam yok diyor.
Neden? Diyor, bu olay diyor 79 yılında, yani İsa'dan 79 yıl sonra, hatta biraz daha geriye giderek İskender'in Yahudilere yaptığı bir katliamdan bahseder. Ve dikkat edin, bu kabilenin ismi Banu Kureyza. Yani İskender'in yaptığı katliamın da yaptığı kabile Yahudi kabilesidir ve onların ismi de Banu Kureyza ve İskender orada 600-700 kişinin kafasını vurdurtuyor. Bu, dikkat edin, şöyle bir şey var. Yazar buradaki yazısına diyor ki bu kabile daha sonra İskender'den kurtulabilmek için gider Medine tarafına yerleşir. Tarihi belgelerle ve Yahudi kaynaklarına dayanarak bunu söylüyor. Burada İbn İshak'ı eleştirir. İbn İshak'ın tarih konusunda Yahudilerden faydalandığını ve Hazreti Ali ve Hazreti Muhammed'e çok büyük bir haksızlık yaptığından bahseder. Yani böyle bir tarih olay olmamıştır kesinlikle. Çünkü olmuş olsaydı bugün tarihçiler de hemfikir, ilahiyatçılar da hemfikir bu konuda araştırma yapan. Kur'an'da nasıl olur da böyle bir vaka, böyle büyük bir katliam geçmez. Gerçekten de Kur'an'da anlatılan anlatın Hazreti Muhammed'e ihanet eden ki sorumlu kişilere uygulanan bir cezadan bahseder. Bu da 9-10 kişiyi geçmez. Bunu da öyle kısaca cevaplamış olalım. Razı olsun, sevdiğim de. Tam bir programda bu olayı biraz ele almıştık. Yani hakikati olmayan bir olay olduğunu dile getirmiştik. Yani şimdi sadece baktığınızda Hazreti Peygamber'in Hayber'i fethedildiği dair bile orada bulunan tüm canları kılıçtan geçirdiğini iddia ediyorlar ki hani oradaki halkla yaptığı anlaşma meydandadır. Yani kimsenin de öldürülmediği savaşta kayıp verilen canların sayısı bile meydanda olmasına rağmen bu insanları bunu saptırtmaktan zerre kadar geri durmuyorlar, sıkıntı hissetmiyorlar. Şimdi bir işte tane... Sözde araştırmacılar işte bu konuda böyle araştırma yapıyorlar. Yok efendim şöyleymiş de böyleymiş. Tabii doğru. Siz gidip Sünni kaynaklarını okuyorsunuz. Yani Sünni derken o dönem yazılmış olan işte Davud, yani Hazreti Muhammed'in 250 yıl, 300 yıl sonra yaşamış olan insanların aktardığı hadisleri getirip bize gerçekmiş gibi sunan insanların tarihçiliği de bu kadar olur. Eyvallah dedim. Eyvallah. Yani şimdi verdikleri kaynakların çoğu Alevi katliamını gerçekleştirmiş olanların kaynakları sevgili dedi. Eyvallah. Oradan okuyarak bize yapılan hakaretleri sanki doğruymuş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi Ebu Sufyan'ın soyu, Muaviye'nin soyu her zaman Hazreti Ali'ye düşman olmuştur. Onu karalamak, onu kötülemek için yazdıkları ne varsa işte şimdi önümüze koyuyorlar. Ali bunu yapmış, Ali şöyle yapmış. Ya güzel insan, Ali cennetle ödüllendirilmiş bir insan, tertemiz kılınmış olan bir insan. Yani Allah tarafından övülmüş bir insan. Bizim övgüsüne ihtiyacı yok ki Şah-ı Merdan'ın İmam Bali'nin. Hak Teala övmüş ona. Sevgili dedem, şimdi bir iki tane küçük soru var. Bir canımız da sorularınıza da cevap verecek misiniz yoksa bırakacak mısınız diye. Evet, tamam. Tabii bir alerji sorunu yaşadığımızı ben dile getirmiştim programın başında. Hem nefes alacağız güç hem de biliyorsunuz gözler yanıyor ve kaşınıyor. Yüzümü kaşımamak için elimden gelen bütün çabayı gösteriyorum. Düzgün Yıldırım canımız, dedemizin görüşünü bilmek isterim. Kaç tane Kur'an vardır? Kur'an kaç yılda yazılmıştır? Diye bir soru sormuş sevgili dedem. Şimdi Kur'an kaç yılda yazılmış? Bunlar itilaflı sorular. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. 23 yılda, hani Hazreti Muhammed'in 40 yaşından itibaren aldığı vahiylerden başlayarak 23 yıl. Bunların belli bir kısmı Mekke ve Medine'de. Hani iki Mekke ve Medeni ayetler olmak üzere ikiye ayrılırlar ama şimdi şöyle bir şey var. Kaç tane Kur'an var? Eğer dünyada farklı bir Kur'an varsa açıp göstersinler. Bunu söylüyoruz. Ki o zaman böyle bir tartışmaya gireriz. O zaman ve kaldı ki bu konuda uzman olan insanların çalışması daha önemlidir. Şimdi yıllarca İran'da biliyorsunuz bir Kur'an'dan bahsedildi. Kur'an var mı yok mu? İşte ikinci Hazreti Ali'nin yazmış olduğu bir şey. Şu gerçekleri de bilmekte fayda var. Hazreti Ali Kur'an toplarken bizzat içinde olan kişi. Hazreti Ali'nin gerçekten Kur'an'ın inkarı veyahut da değiştirilmesine olanak sağlayacağına inanıyor muyuzsunuz? Yani şimdi bu soru aslında çok geliyor sevgili dedem. İşte
sorduklarında diyorlar ki hani çeşit çeşit Kur'an-ı Kerim var bizim elimizde. Yok, bunu söylemelerinin sebebi şu. Örneğin şimdi insanların çoğu tabii Kur'an-ı Kerim'in ana metnini okuyamıyor. Dil sorunundan dolayı. Alfabetik problemlerden, alfabeden dolayı okuyamıyorlar. Ve onu tercüme eden insanların yazıtlarını okudukları için şimdi bir Kur'an tecrübesiyle diğer Kur'an tecrübesindeki ayetler birbiriyle uyuşmadığı için onlar kendilerine şimdi bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönem Kureyş kabilesi içerisinde ve Kureyş kabilesinin konuştuğu lehçe Kufi lehçesi. Kureyş lehçesi veyahut da diğer adıyla Kureyş lehçesi olarak bilinir. Yazıysa Kufi lehçesidir. Noktalama işaretleri fazla bulunmaz. Selçukların geçiş döneminde Kufi yazısı hafif bir değişime uğradı. Saray yazısına daha çok önem verildi. Yine Kufi lehçesiyle, Kufi harfleriyle yazıldı. Bu 11. asırdan sonra bugünkü tanıdığımız Arapçanın geliştirilmiş hali ve 1700 yıllardan sonra daha da bir reform geçirdi. Daha farklı bir dil ve daha çok noktalama işaretleri konuldu. Şimdi tarihi vesikalarda veya tarihi kanıtlarla belgelenmiş olan şeyler. Siz eğer benim elimde şöyle bir şey söyleyeyim. Benim elimde 9-10. Asra ait bir Kur'an örneği var. Yani dijital kopyası var bende. Siz bunu bugünkü Kur'an yazmalarıyla karşılar zaman dersiniz ya bu Kur'an olamaz. Yani yazısı çok farklı. Şimdi kaldı ki Arap dili çok zengin bir dil. Dünya içindeki en zengin dillerin başını çekiyor. Yani şöyle söylerler. Bir kelimenin 14 farklı manası var. Türkçe bir kelimenin 7 farklı manası var. Kürtçe bir kelimenin 8 farklı manası var. Yani dil edebiyatının zenginliğinden bahsediyorum. Onun için de dolayısıyla bugün tefsirlerdeki olan farklılıklar, benim evde de 6 tane Kur'an var. Açın, hepsi birbirinden farklı. Aynı ayetten bahsediyoruz. Bir ayetten hepsi farklı tefsir edilmiş. Bu bir hata değil. Veyahut da kasıtlı da olabilir, bilemiyorum. Ama bu kelimenin zenginliğinden gelen bir sorun. Şimdi onun için Hazreti Muhammed orada Kadir Hum'da şu noktayı koymuş. Diyor ki, Kur'an ve Ali birbirinden ayrılmaz. Hani Ehl-i Beyt'im ve Kur'an birbirinden ayrılmaz. Ta ki Kevser havuzunun başında birleşinceye dek bunlar beraberdir. Şimdi buradaki mana illa farklı bir Kur'an olması değil. Kur'an'ın Ehl-i Beyt yorumu önemlidir. Ehl-i Beyt bunu nasıl yorumluyor? Asıl sorun da burada odur. Çünkü dikkat edin, Hacı Bektaş Veli'nin Kur'an çalışmaları var. Bismillahirrahmanirrahim'in tefsirini yapmış. Bir de Fatiha suresinin tefsirini yapmış. Bu yazmalar bugün Hacı Bektaş Veli soyundan gelen erenlerimizde bulunuyor. Ki o zaman biz kalkıp o zaman Hacı Bektaş Veli de mi bu işi anlamamış dememiz gerekiyor. Hayır. Bir Ehl-i Beyt evladı olarak Hacı Bektaş Veli'nin yapmış olduğu yorum önemlidir. Çünkü bu dalda da kendisini yetiştirmiş ve eğitilmiştir. İmtiyaz Suresinin tercümesinin İngiltere'de olduğu söyleniyordu. Doğru muydu bu dedem? Doğru olabilir dedem. Bunu, çünkü Britanya Müzesi birçok eseri de götürmüş. Hatta tarihi vesikası daha da geriye dayanan birçok eseri alıp götürdüğü biliniyor. Mesela 1430 yaşı üzerinde olan bir Kur'an yazmasında Britanya kraliyet ailesinin elinde olduğu bilinen bir gerçeklik. Bunu hatta bundan 5-6 yıl önce kendileri de yayınlamıştı. Yani kendilerinden olduğuna dair. Eyvallah. Düzgün Yıldırım programa bağlanabilmek için sistemde bulunmuş. Ne yazık ki bunu şu anda yapmak mümkün değil. İleriki bir dönemde daha geniş bir teknik donanıma sahip olduğumuzda bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Eyvallah dedem. Şimdi yani bu konuda daha böyle bir detaylı araştırma yapılması gerekiyor. Şimdi burada insanların kalkıp bazı tarihi böyle etkenleri bilmeden yorumlaması çok yanlış ve doğru bulmuyorum. Hani tamam, sen özel görüşüm olarak ben farklı düşünebilirim, sen farklı düşünebilirsin ama
bunun arka plandaki olan faktörlerini, etkenlerini, tarihi gerçekleri de insanların bilmesi gerekiyor. Bir de Süleyman Danışman canımız bir soru sormuştu ama şu anda sorusunu bulamadım. Hı hı. Eğer tekrardan yazarsa size iletirim. Şimdi program biraz telefon biraz çöktüğü için dün de aynısı oldu ne yazık. Soruları görememiştim. Şu anda geride olan soruları göremiyorum. Zaten birkaç tane soru var ama genellikle tabii hep aynı yönde olan sorulardı. Hak kelamının kaç versiyonu olduğu dile getirmişti. Bu da dediğim gibi hani şimdi bir ara insanlar bir Kur'an-ı Kerim sayfası vardı. O sayfada tüm mealler vardı. 37 mi? 37'ye yakın bir meal vardı, doğru. Evet, oraya ayeti yazardınız ve mealler ortaya çıkardı. Ve büyük bir çoğunluğu birbirini tutmazdı. Aynen. Çünkü yani tercüme ederken... Şöyle bir örnek vereyim dedem. Rum suresinde bu taneleri olan işte bazı meviyelerden bahseder. Bu cennet meviyelerinde. Bazı yazar arkadaşlar bunu ne yazık ki işte baktığı meallerden yanlış yorumlayarak bunların tomurcuk tutmuş 15 yaşındaki genç kızlara benzetmişler. Biz bu ayeti bazı arkadaşlarımız var, biz bunlara ilettik. Yani bunun gerçekten manası bu mudur? Bu arkadaş da tutmuş LSR Üniversitesi'nden bir ilahiyatçıya göndermiş. Kendisi de aynı zamanda Avusturya'da olan bir abimiz. Kendisi tabii bunun yorumunu almış, olduğu gibi hiç karışmadan bana geri gönderdi. Türkçe yazılmış. Diyor ki LSE Üniversitesi'ndeki ilahiyatçı, bu ayette geçen mana burada 15 yaşındaki hani tomurcuk tutmuş bakire kızlar değil diyor. Cennetin meyvelerinden bahsediyor. Yani buradaki dünya üzerindeki meyvelere benzetmiş ama ne yazık ki diyor. Eleser Üniversitesi'nin yorumu bu. Ne yazık ki diyor, Türkiye'deki bazı ilahiyatçılar bunu sanki 15 yaşında huri kızları varmış gibi çevirmişler. Hani, küçük bir örnek. Şimdi işte dolayısıyla o mealleri okuyan insan işte hani biraz şu oluyor. Rahmetli dedem işte hani küçükken diyorum ya, biz okuldan geldiğim zaman, okuduğum zaman dedem şunu söylerdi, oğlum derdi, Kur'an'ı öğrenmek istiyorsanız Arapça öğrenmeniz şart. Şimdi biz o zaman küçüktük, biz anlamıyorduk neden böyle söylüyor ama bugün hani biraz daha biraz böyle bu inanç işleriyle haşır neşir olunca bunun önemini daha iyi anlıyoruz. Peki dedim hani az önce Arapçanın zenginliğinden bahsettiniz. Bugün Araplar Kur'an'ı okuyunca anlıyorlar mı? Aslında şunu söyle sormak lazım. Bunların yüzde kaçı Kur'an'ı okuyor? Eyvallah. Ben bunu, bu söz de bana ait değil, bir Arap arkadaşıma ait. Kendisi bana bizzat söyledi, dedi Ali dedi, aslında dedi siz dedi yanlış düşünüyorsunuz dedi. Bize bir kere sorun, bizim yüzde kaçımız Kur'an okuyor? Ve okuyan da gerçekten doğru anlıyor mu? Dedi, herkes zannediyor ki biz Arap olduğumuz için Kur'an'ı anladığımızı zannediyor. Hayır dedi, öyle bir şey yok dedi. Yani peki şimdi soruyu ben tekrarlayayım ama yine orasını da merak ettim. Şimdi bunla, dil arasında büyük bir değişiklik var mı yok mu dedim. Anlıyorlar mı anlamıyorlar mı? Anladıktan zaten çünkü ilk yazılan lehçe Kureyş lehçesi. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün kendi günümüz konuştuğumuz Türkçe veya Almanca olsun. Sizin 700 yıl önce konuştuğunuz bir kelime bugün çok farklı bir anlamda olabiliyor. Eyvallah. Bu bütün dünya dilleri için geçer. Bu sadece hani sadece bu iki dile mahsus olan bir şey değil. Siyaset diyelim. Mesela ben siyaset örneğini vereyim. Siyaset eski Osmanlıca'da idam anlamına geliyor. Yani öldürmek. İdam etmek. Herhangi bir alet yardımıyla bir insanı öldürmek anlamına geliyor. Bugün siyaseti biz ne için kullanıyoruz? Politika için kullanıyoruz. Şimdi bunu niye sordum sevgili dedem? Bizler de Şahatay'ın deyişlerini okurken bizler de bir kısmını anlamakla zorluk çekiyoruz. Oradaki kelimenin anlamını araştırmak zorunda kalıyoruz. Halbuki öz Türkçe. Aynen. Yani kaç yüzyıl önce yazılan öz Türkçe ile şu anda kullandığımız Türkçe arasında uzunca bir büyükçe evet. Bir farklılık söz konusu. Şimdi ateş kelimesi vardır bugün kullandığımız. Eyvallah. Şah İsmail Hatay'ın deyişlerinde baktığın zaman o Şah'ın deyişlerinde Alaz diye geçer. Yani
Alaz nerede, ateş nerede? Ha, ateş kelimesi zaten yeni bir kelime. Yani 350 yıl, 400 yıllık bir tarihi var, fazla değil. Ama ondan önce Alaz diye geçiyor. Bugün ise ataş veyahut da ateş diye kullanılıyor. Alaz'ı bugün birçok insan kullanmaz bile. Bilmez yani. Bilmez. Gerçekten bilmez. Yani şimdi birçok kelime var şu andaki kullandığımız Türkçenin içinde olmayan. Evet. O sebepten dolayı bu Araplar okudukları Kur'an'ı almıyorlar mı diye sormamın sebebi de buydu. Bizler şu anda kendi erenlerimizin, ulularımızın yazdığı Türkçeyi anlamakta zorlanıyoruz. Bize bir sözlüğe ihtiyacımız oluyor. Burada aynen, tam olarak ne söylenmesi? Bir de şöyle söyleyeyim dedim. Alaz'dan önce ot kelimesi var. Bu da bir 700 yıl daha geriye giderseniz ot kelimesi geçer. Yani bugün ot dediğin zaman hani de ile söyleniyor. Sen ot dediğin zaman millet ot anlayabilir. Valla. O sorunu yaşadık çünkü Fehatay'ın değiştiğinde bazıları da ot diye geçiyor. Evet. Ve bunu insanlara anlattığımda biraz anlatmakta biraz zorlanmıştık. Yani şimdi bir dilin değişmesi söz konusu. Tabii ki bu Türkçe'de de var, bu Kürtçe'de de var. Bütün dünya dillerinde yaşanan bir durum yani. Onun için hani insanların, şimdi hani başta şeyi söylediniz, bu konuda yazılmış olan eski sözlüklerin bulundurulması şart. Çünkü doğru anlayabilmemiz için eski, bugün Arap Kufi yazısı da ne yazık ki, hani Kufi yazısı, Kufi lehçesi veya Kureyş lehçesi diyelim. Kureyş lehçesi unutulmuş lehçelerden biri. Eyvallah. Ya şimdi biliyorsunuz Dersim bölgesi, Tunceli bölgesindeki canların ana dili Kırmançı'dır. Onlar Kırmançı'yı konuşurlar. Evet. Bizler de şimdi, bizim generasyon ve bizden sonraki gelen generasyon kendi ana dilini unutuyor. Şimdi bundan bir iki gün önce Kivram telefon etti. Kivram'la sohbet ettik. Tabii ben telefonda Türkçe konuşuyorum ama Kivram Kırmançı'yı konuşuyor telefonunda. Çok güzel de bir lehçesi var, muhteşem bir şey. Şimdi diyoruz ki bu ne güzel bir dil. Şimdi manalı vurgularını yaparak konuşuyor. İşte kendi kullandığımız dillerimizi de unutmamamız lazım. Bunun da öğretisini vermemiz lazım. Okullarda bu dillerin dersi verilmesi lazım ki unutulmasın. Bunlar çok önemli konular. Bizim bölgede Kırmançı dilinde çok güzel dualar var. Evet. Ben duydum, dinledim bazen böyle. Şimdi şöyle bir şey vardı. Ben yetiştiğim ortam daha çok biraz böyle ilçede yetiştiğim için ağırlık olarak ben Türkçe öğrendim. Hani Kürtçeyi öğrenemedim. Rahmetli dedelerim, şimdi bakıyorum dedelerim, hani gerçekten o yaşlı insanların bildiği kadar biz bilmiyoruz. Rahmetli dedem Arapça, Farsça, Kürtçe, Türkçe, hatta Hacı dedemin Zazaca bildiğini bile duydum. Çünkü annem diyordu, kendi nenesinden dolayı, Nazlı nenemden dolayı rahmetli. Nazlı nenemin, yani annemin nenesi, kadın Zazaca konuşuyormuş. Oradakiler konuştuğunda her zaman kendi çocuklarını dürtüyormuş. İşte ne dediler, bana anlatın. Yani etrafındaki konuşulan Kürtçeyi anlamıyormuş. Bana anlatın ne dediler. Yani annem bunu aktardığı bilgiler içerisinde. Şimdi gerçekten bakıyorsun yani dil öğrenmek çok önemli. Bu sadece okuyup araştırırken de insanlarla iletişime geçerken de. Dedelerimiz de bunu çok güzel kullanmışlar. Hani gittikleri toplum içerisinde Kürtçe konuşana Kürtçe ifade etmişler. Türkçe konuşana Türkçe ifade etmişler. Arapça, Farsça özellikle Osmanlıcayı bunu eski kaynakları okurken yani rahmetli dedelerim okuma yazma biliyordu. Öğretmenlik de yapmışlar. O dönem okul olmadığı için öğretmenlik de yapmışlar. Yeri gelince de zahiri batini bilgileri de öğretmişler. Şimdi şeyi de dikkatimi çekti. Biz Şahatay'ın cemhanesine cem olmaya gitmiştik. Oraya türbesini ziyarete gittik. Giderken biz ziyaretimizde bizim icra kurulu başkanımız Baba Mansur Hoca'ndan Hasan Eh dedem de bizimle birlikteydi. Kendisi dersinin ana diline %100 bir şekilde hükmeden bir insan. Dede Erdebil'de oradaki insanlarla komünikasyon kurmakta hiç sıkıntı çekmedi. Eyvallah. İnanırım. Can kulağıyla dinlerseniz ne demek istediklerini çok iyi anlarsınız diyordu.
sayılar gerçekten birbirine de çok benziyordu. Yani sayılar aynı zaten. Bu Pakistan'a da gitseniz sayılar aynı. Sayılar, evet. Değil mi? Çok benziyordu birbirine. Çünkü onların biraz telaffuz şekli farklı. Evet. Yani bizim dersin bölgesindeki gibi tam birebir değil. İyi dinlemek lazım ne telaffuz ediyorlar diye. Bir de eskiden bize derlerdi yani siz kendi ana dilinizi hükmedebiliyorsanız, tam olarak anlıyorsanız diğer lisanları öğrenmekte hiçbir zaman zorlanmazsınız. Çünkü çok geniş bir dil olduğunu söylüyorlardı. Ama bizim dilimizde Kırmanç diyorlardı, Kırmancıma diyorlardı, Kırmancıki Keseke mi diyorlardı. Ya burada dile giriyor. Şimdi o da bir sorun oldu dersin bölgesinde. Dilimiz Kırmanç mı, dilimiz Zazaca mı? Onun da bir tartışması çıktı. O da güzel bir tartışma değil ama dil çok güzel. Ya hoş değil. Bu biraz böyle emperyal güçlerin artık böl parçala yönet fikriyatı olarak düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Şu anda yaşadığımız eskiden inançlar arasında bir çatışma söz konusuydu. Etnik kökenler arasında bir çatışma söz konusuydu. Şu anda yaptıkları daha da bir ileri seviyesi. Mezheplerin veyahut da inanç grupların kendi içerisinde bir çatışma yaşanıyor. Yani uygulanan politika bu. Yani bunu da bir şekilde içimize sokuyorlar, adapte ediyorlar. Ya şimdi benim için dilin Kurmançki, Arapça veyahut da Zazacı veyahut da Kürtçe olmasının hiçbir önemi yok. Şimdi bize bir hizmet, biz hizmet ehliyiz. Hazreti Muhammed diyor ya biz hadümül fukarayız. Biz gittiğimiz zaman ibadeti yerine getiririz. Benim o açıdan bir Kürt ailenin içerisine gidip onun hizmetini yerine getirmek benim için bir sakınca değil. Kürtçe biz, keşke Kürtçem çok iyi olsa da gidip yaptığım zaman onu layıkıyla yerine getirebileyim. Veyahut da Türk bir arkadaşımın, Türk bir canımızın yanına gittiğim zaman Türkçe yapıyorum. Çünkü ağırlık olarak konuştuğum dil bu. Benim ağırlık olarak kullanabildiğim dil bu. Ha yeri geldi Almanca da yaptım. Almanca da gittim İsviçreli ve bir Kürt bayan arkadaşımızın nikahı vardı. Gittim, onu da yaptım. Hani bunları yapabiliyoruz. Sıkıntı yok. Ama keşke dilimiz biraz daha kuvvetli olsaydı. Daha farklı dilleri bilseydim. Rahmetli dedelerim o yüzden bazen kıskanıyorum. Yani gerçekten 6-7 dil biliyorlardı. Keşke onların gibi bir zengin hafızaya sahip olabilseydim. Bunu yapabilseydim. Bu bizim hizmet için gideriz. Eyvallah. Güzel dedim. Biz hep bunu bir zenginlik olarak gördük. Hani bizim biliyorsunuz Viyana'da büyük bir cemevimiz var. Viyana Şakartay Cemevi. Evet. Allah razı olsun. Çok değerli, kıymetli yöneticileri var orada. Dedeleri var. Allah biz razı olsun. Hep şu söylemde bulunduk. Hani buyurun gelin ana dilinizde ibadet edin. Evet. Ana diliniz Türkçe ise Kürtçe yapın. Kırmanızı konuşuyorsanız gelin kendi ana dilinizde ibadet edin. Bize de müsaade edin. Biz de gelelim sizinle birlikte cem olalım. Çünkü herkesin kendi ana dilinde ibadet etmesi onun en doğal hakkı. Eyvallah. Yani bunu yakalamak lazım. Şimdi Dersim bölgesinden gelen bir tane dede var, iki tane dede var burada ana dilde ibadet edebilen. Almanya'dakiler bu konuda biraz daha şanslılar. Kendi ana dillerini de cem erken yürütebilecek dedeler var. Evet. Dedem şöyle bir anekdot vereyim. İsmail Beşikçi biliyorsunuz bugün Alevi camiasına katılarak bazı tartışmalara sebep oldu. Bunu biz eleştirdik de. Çünkü hiç kimse hakkı olmayan bir yere burnunu sokmaması gerekiyor. Bunun herkes kendi yerini bilmek zorunda. Şimdi İsmail Beşikçi üzerinden bir örnek vermek istiyorum. Şimdi İsmail Beşikçi Alevilere kalkıp işte bir takım eleştirilerde bulundu. Sizin işte bu şeyle alakanız yok, inançla alakanız yok falan işte hani İslam içerisinde değilsiniz gibi yaklaşımlar oldu. Daha sonraki yazdığı yazılarda Alevilik, Bektaşilik gibi şeylerin işte hani İslam kavramları olduğunu söyledi. Kızılbaşlık gibi. Onun bir anekdotu vardı. Bundan yalnız 5-6 sene önce bir Urfa, Mardin tarafında bir Kürt imam ibadeti Kürtçe yürüttü. Desteklediğimiz bir şey. Hani az önce diyorsunuz ya insanlar ana dilinde söylemek okusunlar anlasınlar. Kürt imam da bunu söyledi. Ben dedi ana dilde yapıyorum çünkü dedi insanlarımız anlasın ya dedi. Ben ayet okuyorum yani insanlar anlasınlar. Bunun zenginliği burada söylemek istediğimiz nedir? İnsanlar bilsin dedi.
Bu Kürt imam işte ihraç edildi yanılmıyorsam. Çok talihsizce bir olay. O zaman İsmail Beşikçi şunu söylemişti. Demiştik yani insanların Kur'an'ın hakikatını anlayabilmeleri için ana dilinde öğretilmesi, anlatılması gerekiyor. Çünkü Kur'an kutsal kitabımız demişti. Hani bunu da böyle hatırlatalım. Hem çift taraflı mesaj vermiş olalım. Eyvallah dedim. Şimdi Selmani Farsi İran bölgesinde gidip hak kelamını anlattığında biliyorsunuz kendi döneminde izin isterek Fatiha suresini Farsça'ya çeviren ilk insan. Evet. Oradaki insanlar anlayabilsinler diye tabii ki şimdi siz tek kelime Arapça bilmiyorsunuz. Ama alıp hak kelamını baştan sona kadar hatim edip Arapça okuyorsunuz. Ama anlamadınız ki. Tamam alfabesini biliyorsunuz, okumasını biliyorsunuz ama size verilen mesajı orada anlamamışsınız. O zaman yani, bir faydası yok. Bir faydası yok. Tabii ki insan Kürtse mutlaka hak kelamını Kürtçe okumalı. Türkse evet. Türkçe okumalı. Farsça Farsi okumalı. Anladığı dilde okumalı. Yani ben birkaç programda dile getirdim. Bir siyasetçi bizi ziyaret ettiğinde kutsal bir dil var mıdır diye sordu. Ben de evet vardır dedim. Hangisidir dedi. Ana dilinizdir dedim. Anladığınız dildir sizin kutsal diliniz. Eyvallah. Yoksa genel alanda bağlayan bir kutsal dil söz konusu değil. Ama evet. Anlıyorsanız o sizin lisanınızsa o sizin kutsalınızdır, sizindir. Evet. Siz oradan komünikasyon kurabiliyorsunuz, oradan anlayabiliyorsunuz. Şimdi bizim erenlerimiz, evliyalarımız ne yapmışlar? Sureleri alıp kelime kelime değil manasıyla anlamışlardır. Tercüme etmişler. Ama kelime kelime değil anlamını anlayıp onun ne olduğunu bize anlatmışlar, yazıya dökmüşler. Bu İhlas Suresi olabilir, Fatih olabilir. Böylece bizler de orada ne demek istediğini anlıyoruz. Ama şimdi siz hak kelamını tefsirlerin elinize aldığınızda parantez içinde parantez. Kur'an'da da öyle bir şey yok. Aynen. Kafanız bir sürü karışıyor. Tabii ki herkesin kutsal dili ana dilidir. Büyük bir zenginliktir. Bu unutulmaması gerek. Bizim Dersim bölgesinde öyle güzel duaları. Şimdi bu konuda şöyle bir şey var. Zaten Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz Kur'an'ı diyor başka dillerde de indirebilirdik ama diyor Arapça indirdik. Yoksa diyor ona da itiraz ederlerdi. Farklı dilde indirseydik. Çünkü şimdi buradaki ayetten anlamamız gereken şey değil. Oradaki ayetten anlamamız gereken size ana dilinizde verildi. Ki rahat anlayasınız diye. Zaten asıl mesaj da bu. Bir insanın öğrenebilmesi için ana dilinde anlaması, öğrenmesi şart. Yoksa farklı anlamlar çıkar. Şimdi Hazreti Muhammed'in bir gün toplumda oturuyor, anlatıyor falan. İşte bu dil üzerine bazı itirazlar olunca bir tanesi yanına yaklaşıyor. Diyor ki, ya Muhammed, sen hani konuştuğun dille yani sen bize anlatıyorsun ama yani sen gerçekten Arap mısın? Yani sen bu toplumun içinden mi çıktın? Yani senin ahlakına, edebine bakıyorum. Sen gerçekten bu insanların içinden mi çıktın? Hazreti Muhammed o zaman dönüyor. Anlamadığı bir dilde, hani adamın anlamadığı bir dilde cevap veriyor. Verince o da adam şaşırıyor. Diyor, yani diyor sen hangi dili konuştun diyor. Ben anlamadım. Diyor ki ben ceddim İbrahim'in dilinde konuştum. Eyvallah. Peki ne dedin diyor. Dedim ki ben Arap'tanım ama Arap benden değil. Şimdi zaten bu şeyi anlamak da yani biraz insanların anlaması gerekiyor. Evet biz bulunduğumuz toplum içerisinde olabiliriz. O toplumun bir üyesi, bir ferdi olabiliriz. Yine de bir dedenin, hani bir de hep aynı konuya geliyoruz. Bir dedenin yapması gereken o toplumu aydınlatabilmeli. Topluma sevgiyi, kardeşliği, ilimi, bilimi aşılayabilmeli. İlla dede kendisi bir bilimci olmak zorunda değil. Ama insanları ona yönetebilmesi gerekiyor. İnsanları aydınlatırken insanların hani Hazreti Ali'nin de bugün emirnamesinden bahsettik. Orada söylediği gibi ya eşler insanlar ya yaratılışta kardeştir ya da dinde kardeştir. Biz kardeşliği adaleti temsil ediyoruz. Onun için de Alevi dedelerinden farklı şeyler beklemek yakışık almaz. Eyvallah. Güzel dedim. 72 milletle aynı nazarda bakan bir öğretti. Biz hiçbir zaman din, dil, renk ayrımı yapmadık.
Ama bizim kızdığımız nokta şudur, yani biz inancımıza müdahale edilmesine izin vermiyoruz. Bu bizim inancımız. Böyle inanıyorlarsa, bizim öğretimizi bilerek, kabullerek inanıyorsa Allah eyvallah. Ama yok, gelip de hani şu değildir, bu değildir tartışmalar aslında bu sebepten dolayı ortaya çıkıyor. Ya inanıyorsunuzdur ya da inanmıyorsunuzdur. Biz hiçbir zaman insanları Alevi olmaya zorlamadık. Kimseye şimdi, zorlamadı bizim kendimiz. Atalarımızın güzel bir sözü var. Diyor ki, misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Şimdi ben kendime yakıştıramam. Bir eve misafir olarak gideceğim ve o evin iç dizaynı değiştirmeye çalışacağım. Ben o evin bana şu yemeği yap, ben bunu yiyeceğim deme hakkım yok. Eğer o ev sahibi sana bir güzellik yapıyorsa, o ev sahibinin mütevazalığıdır. Yani sen o insandan, o insanın hoşgörüsüne sığınarak her türlü şeyi yapabilirsin anlamında o olmamalı. Ki Alevilik evet bir rızalık yoludur. Ama rızalık yolu demesinin arkasında da çok ciddi kuralları vardır. Biz bu kuralları da korumak zorundayız. Şimdi ben bir dede olarak buna izin veremem. Veyahut da bir Mevlana'nın söylediği gibi, yani bir delile biz bir 40 alimi örnek gösterebiliriz, yol gösterebiliriz, ama 40 delile bir cahile de yol gösteremiyoruz. Çünkü ne kadar gösterirsen göster, onun kafasında kalıplaşan bir olgu var. O olgunun dışına çıkmıyor. Bir niyeti de var. O niyeti de beni aydınlatmak falan değil. Beni karanlığa itmek. Şimdi bir de bir canımız size biraz sitem etmiş. Siz doğudaki az önce örnek verdiğiniz ana dilde ibadette, oradaki ibadeti yürüten cana imam dediğiniz için haşo imam değil diyor. Yani şimdi konular birbirine karıştırılmasın. Aynen. 12 imam bambaşka bir şey. Onlar bizim 12 imamımız. İmamet şu anda İmam Mehdi ile devam ediyor. Hani bitmiş bir makam da değil. Onun adaleti yeryüzünde sürüyor. Dedenin verdiği örnek camideki imam, cami imamı. Eyvallah. Yani normalde imam demek yol gösteren, yolu anlatan, inancı anlatan, inanç önderi anlamına geliyor. Şimdi biz bir toplum kendi inanç önderine bu ismi koyuyorsa orada bu değildir deme hakkına sahip değiliz. Yani o odur. Eyvallah. O bunu kullanıyordur. Sonuçta onun da görevi orada camide sünni toplumuna o şekilde hitap edildiği için biz de o şekilde söyledik. Bunun hani farklı bir anlam çıkarmanın bir gereği yok. Ha, yoksa biz de biliriz ki hani Hazreti 12 imamlar haricinde bizim 12 imamlarımız yoktur. Ondan sonra gelenler ancak yolu öğreten pir mürşitlerdir. Bu yolun rehberleridir. Eyvallah. Evet. Şimdi aslında bir gün de o konuya değinmek lazım. Sevgili dedem, hani evet. İmametin İmam Mehdi ile zuhur edinceye kadar tekrar sürüyor olması, dedelik makamının nasıl doğmuş, pirlik, müşriklik makamı, nasıl bu terimleri kullanmışız, bunun İmam Mehdi'nin hükmünün sürmesiyle bir alakası var mı, yok mu? Biliyorsunuz mürşid irşad eden aslında ilim insanıdır, ilim üretendir. Şimdi az önce de birkaç eleştiri okuduk ya, dedim yazmışlar oraya işte bizim ilimle alakamız olmadığımızı, cennet cehennem ile insanları avuttuğumuzu dile getirmişlerdi bir iki yazışların. Şimdi Alevilerin en güzel tarafı, yani 12 imamların ve onların evlatlarının ve onların evlatlarına bağlı olan tüm canların en güzel tarafı nedir? Bunlar hiçbir zaman korkuyla insanlara bir şey öğretmemişler. Evet. Sevgiyle. Biz cennet, cehennem korkusuyla, ödülüyle insanlara bir şey öğretmiyoruz. Biz Allah korkusuyla insanlara bir şey öğretmiyoruz. Biz Allah sevgisiyle insanlara bir şey öğretiyoruz. Şimdi yaşam... şöyle bir şey var dedem. Eski inançları hani araştırdığım için biraz avantajım var. Öyle söyleyelim. Pagan inançları inceledim. Pagan inançlarda cennet diye bir olgu yok. Ama cehennem diye bir olgu var. Cehennemde bir anlatım var. Pagan inançlardan, Luvilerden bahsediyorlar ya. Luvilerde cehennem var. Hiç cennet yok. Şamanizme geçiyorsun. Şamanizmde de hani ruhlar alemi var ama hangi tanrının yanında durduğunuza bağlı.
Ama bir cennet olgusu tam manasıyla orada da yok. Şimdi geçiyoruz Zerdüşlü'ye. Zerdüşlü'de cennet cehennem kavramları var. Çok detaylı bir şekilde de anlatmış Avesta Zend'de. Manihizm'de aynı keza aynı şekilde. Yahudilik tam netleştirmemiştir. Bakarsanız İslamiyet'te de tam netleşmemiştir. Ama bir olgu var. Ben burada Pir Sultan Abdal'ın sadece bir cümlesiyle bunu tamamlayalım. Öyle derinine de girmemize gerek yok. Pir Sultan Abdal diyor ki hani cehennem dediğinde ateş yoktu. Herkes hani odun ateş yoktu. Herkes ateşi buradan götürür. Ve diyor yarın huzuru mahşer günü sen gelmeyecek misin? Biz de bunu söylüyoruz. Yarın huzuru mahşer. Siz gelmeyecek misiniz? Eğer ki diyorsanız ki erenlerimizin evliyalarımızın, o zaman erenlerimizin evliyalarından referans alırız. Ama belirttiğiniz gibi bizim ben daha bugüne kadar hiçbir dedeye de bir babaya da bir anaya da şahit olmamışım ki cennet cehennem üzerinden bir edebiyat yaptığını, bir siyaset yürüttüğünü ben şahit olmadım. Şimdi güzel dedim. Zamanımızı bayağı bir açtık ama güzel bir soru geldi. Soruyu Düzgün Yıldırım canımız sormuş. Bu soru çok soruldu. Şimdi biliyorsun bazıları ekranla karşısına çıkıyor ve Alevi olunmaz, Alevi doğulur diye söylemlerde bulunuyorlar. Bu canımız da bize demiş ki bugün çok soru sordum, kusura bakmayın. Bir soru daha. Herhangi bir kişi Alevi olabilir mi? Olursa nasıl olur? Dedem ben size hani başı da söyledim, bazı çalışmalar yaptım erkanlar üzerinde. Şimdi bu yaptığım erkanlar üzerinde, ikrar üzerine de bazı çalışmalar yaptım. Şimdi evet. Yani böyle kısaca sevgili dedem. Şimdi yol erkanına elbette ki Alevi yol erkanına girilir. Ama yol erkanını öğrendikten sonra bir mürebbi, bugün okullardan bahsediyorsunuz. Siz diyorsunuz öğreti cemlerini falan çektik işte bunu çocuklara anlatabilmek için. Bu 70-80 yaşında olan bir insan da gelebilir. Ama yol erkanının öğrenmesi gerekiyor ve bizdeki Alevilikteki şeriat makamının ilk kapısında ne diyoruz? İman edecek. Bu kişi şeriata alınması için, hani bizim Alevi şeriatına alınması için önce Allah'ın birliğine, Muhammed'in nübüvvetine, Ali'nin velayetine iman edecek. Ha bunu yaptıktan sonra bu kişi alınır. Yol 4 kapı 40 makamının esası bizim inanç tarihimiz. Yani bizim algıladığımız inanç tarihi ve bizim algıladığımız inanç ritüelleri bu insanlara öğretilir. Bir sene boyunca bu insan eğitilir ve bir pir huzuruna getirilerek buna bir müsahipiyle birlikte, yani kendi buna yolda rehberlik edecek bir müsahip, bilinçli bir müsahip verilir ve bu şekilde ikrarı alınır. Hani bizde de ne diyoruz? Şeriatı, tarikatı tamamlamadan marifete geçmemiş kişi Alevi değildir. Bu Alevi anne babadan doğsan bile bu böyledir. İkrarın olmadan sen Alevi sayılmıyorsun. Onun için ikrar bizde şarttır. İkrarı alındıktan sonra elbette ki eyvallah, yolu açık olsun deriz. Biz bir şey diyemeyiz. Eyvallah. Çok çok sık sorulan bir soru. Hani şimdi bazıları da çıkıyor işte, yok Alevi olunmaz, Alevi doğulur diye bir şey söz konusu. Ya şimdi burada tarihsel şöyle iki kavram var. Şimdi Alevi serimi 1700'lü yıllara kadar, 1800'lü yıllara kadar sadece soydan gelenlere verilen bir tanımlamaydı. Ama işte bu 19. 20. asırdan sonra hatta özellikle İttihat ve Terakki'nin yaptığı çalışmalardan sonra bütün Anadolu'daki Kızılbaş, Bektaşi bütün süreklere ortak olarak verilen bir isim olarak kabul edildi. Yoksa siz bugün gittiğiniz zaman halen Irak, İran gibi bölgelerde sadece soydan gelenlere Alevi derler. Eyvallah. Şimdi bunu yazık artık kabul edilmiyor sevgili dedem. Evet, evet. Siz Alevi kelimesi Hazreti Ali'nin ev halkına söylenildi. Yani o aileye tabi olan, o aileden olan insanlara söylenirdi. Diğerleri Kızılbaş Alevilerdi. Farklı süreklerde isimlerle anılardı. Babayiler, evet. Ne bileyim Torlaklar da vardı. Rüfailer, Halvetiler, bunlar da Alevi. Mesela bugün Halvetilerin ekinde şöyle Halvetiye, Karabağ, Şia, Aleviye diye kendilerini tanımlarlar. Yani Alevilik içerisinde Halveti ve Karabaş olduklarını söylerler. Yani farklı isimlerler var. Eylihaklar var, ne bileyim Şebbekler var, Ali İlahiler var.
biraz daha uzak coğrafyaya gittiğiniz zaman kalenderler var. Bunlar da Alevi. Ama onlar kendilerine Alevi demezler. Sadece bu isimlerle adlandırdılar. Kendi bağlı oldukları süreklerle. Bu Anadolu'da biraz farklılaşmış. Daha çok İttihat ve Terakki'nin işte yaptığı çalışmalarla bütün Anadolu'daki zümreler, yani Alevi sürekleri ortak isim altında toplanmıştır ve öyle adlandırılmıştır. Eyvallah sevgili dedem. Şimdi biz bir program yapmak istiyorduk. Bu havuta mal konusunda. Bu programda da burada en güzel bilgiyi detaylı verecek kişi ben Kadir Doğan, Kadir Hoca olarak belirlemiştim. Çünkü Kadir Hoca bunu da kitabında detaylı bir şekilde yazmıştı. Kendisiyle bu hafta program yapmak istiyordum ama ne yazık ki herhalde nasip olmayacak. Kendisi evet. Biraz rahatsız. Geçmiş olsun. Muhammed Ali yardımcısı olsun, şifa versin. Onunla bu konuyu sohbet etmek isterim ben nasipse, çünkü orada o kalacak. Çünkü şimdi tabii biz neden Nevruz hakkında yaptık da Nevruz'un içinde aslında hangi etkinlikler de yapıyor da biraz bundan bahsedebiliriz aslında kısaca. Şimdi Nevruz'da bizde boyalar, ya hatırlıyorum 1980'lerin ortasında, ben o zamanlar 8-9 yaşındaydım, bunu çok hayal meyal hatırlıyorum iyi böyle, yumurtalar kırmızıya boyanırdı. Tabii bu 90'lar sürecinde bu unutuldu gitti. Çünkü insanlar bizim Maraş yöresinde insanların birçoğu 80'lerden itibaren artık yurt dışına akın etmeye başladılar. Daha önce gidenler de vardı ama 80'lerden sonra bu çok yoğun bir şekilde yaşandı. Ben bunu böyle daha halen böyle ucundan yakaladım. İşte mesela Dersim yöresinde biliyorsunuz yüzler karaya boyanır. Özellikle Aralık ayında. Bizim Maraş yöresinde de vardı bunlar. Hani bu, evet bunlar eski kültürel olaylardır. İnançla alakası yok ama kültürel olaylardır bunlar. Şimdi yumurtanın kırmızıya boyanması, daha sonra buraya ben şeye geldiğimde, İsviçre'ye geldiğimde Paskalya'yı gördük. Hani Austin. Paskalya'da böyle yumurta görünce ben çok şaşırmıştım. Madem bunlar da bizim bayramımızı kutluyorlar. tabii o zaman biz çocuktuk, bilmiyorduk da. Şimdi hani bunun hikayesi de şuna dayanıyor. Hazreti Ali Kufe'de dolaşırken bir çocuk yanına geliyor. Kırmızı bir yumurtayı Hazreti Ali'ye hediye ediyor. Çocuğun adı da Nevruz'dur. Hazreti Ali'ye hediye ediyor ve bu alıyor. Hazreti Ali de o çocuğun anısına, çocukların neşelensin diye diyor ki bugün bizim bayramımızdır. Verdiği gün de 21 Mart olduğu söylenir. Yani tabii bu inanç anlatımımızda böyledir. Şimdi bunun haricinde tabii aile ziyaretleri, bahar temizliği, bu haftalarda yapılırdı. Hani Hazreti Ali'nin doğumuna yakın ve Nevruz olarak kabul ettiğimiz güne yakın bahar temizliği de yapılırdı. İşte çocuklara şeker dağıtılırdı. Ne bileyim hatta bu Osmanlı Sarayı'nda macun yapıp dağıtıyorlarmış. Şah İsmail Hatay bunu 8 gün boyunca kutluyormuş. Önce devlet erkanı, komşu devlet erkanını kabul ediyormuş. En son kendi en yakın aile efradıyla birlikte kutluyormuş. İşte macunlar, şekerler, lokmalar hazırlayıp dağıtıyormuş. Özellikle horoz ve hindi ve tavuk gibi küçük yaş hayvanların tırlanarak bunları lokma olarak kaynatıp dağıttığı söyleniliyor. Hani buna benzer işte bayram şenlikleri, hani böyle müzik eşliğinde insanların çıkıp sokaklarda eğlendiği, halay çektiği gibi anlatımlar da var. Bunlar tabii kaynaklarda belirtiliyor. Şimdi sevgili dedem, hani biz demin Şahatay'ı, dergahını ziyaret ettik. Evet. Orada niyaz olduk diye söyledim. Allah Allah dedim, hak razı olsun. Oraya gittiğimizde bizi Erdebil'in belediye başkanı ağırladı. Orada kendi makamında biraz sohbet ettik. Tabii biz Hazreti Ali'nin doğum günü 21 Mart'ta kutladığımız için bizim aklımıza başka bir düşünce gelmiyor. Belediye başkanı bize dedi ki bugün dedi Şahin Berdan İmam Ali'nin doğum günü. Biz dedi doğum gününü kutlayacağız dedi. Siz de bizimle birlikte kutlamak ister misiniz? Evet. Dedik eyvallah ama biz bunu 21 Mart'ta kutluyoruz. Biz şimdi Ostan Feriyen'deyiz. 4. aydayız. Neyse bize biraz izah etti ve daveti üzerine biz kutlama yerlerine gittik. Şöyle 10 bine yakın bir insan topluluğu orada. Evet. Biz içeri girdiğimizde işte Avusturya'dan Avusturyalı bir inanç toplumu gelmiş diye bizler de anons ettiler. Protokolde yerimizi aldık. Seyire başladık. Şimdi
biraz da sizin anlattığınız gibi de kutluyorlar, kazanlar kaynatıyorlar. Aynen aynen. Ve bir geçiş töreni yapıyorlar. Birisi Şah Hatay'ı temsilen at üzerinde geliyor. Şekil olarak da makyajla ona benzetiyorlar Şah Hatay'ı. Evet. Daha sonra Kızılbaşlar geliyor, Kızılbaş ordusu. Atlar üzerinde. Eski kıyafetli insanlar geliyorlar. Bildiğimiz normal çok güzel bir doğum günü olarak kutluyorlar ama aynı zamanda Hazreti Ali'nin doğum gününü babalar günü olarak kutluyorlar. Harika. Güzelmiş. Diyorlar ki Hazreti Ali yetimlerin babasıydı. Aynen. Şimdi hani demin de söyledik ya işte dün söyledik yanlış gitmiyorsam programda Hazreti Ali büyük kazarken kazandığı paranın bir kısmını da yoksullara, yetimlere dağıtıyordu akşam. Aynen, bugün de söyledik doğru. Dün Bolu'da da söylemişti doğru. Şimdi aynısı onlar da bundan yola çıkarak yetimlerin babası olan Şah-ı Merdan'ın doğum gününü babalar günü olarak kutluyorlar. Yani evet tarih biraz bizimkinden farklı ama öğretiler de aynı. Tarih konusunda şöyle bir açıklama yapabilirim dedim. Bu daha çok Selçuklular döneminde normalde eski takvime göre 9 Mart'ta kutlanıyordu. Şemsi takvim ve ay takvim hani kameri takvim arasındaki farklılıktan kaynaklanan bir şey. O 9 Mart eski takvimde 9 Mart bizde 21 Mart'a denk geliyor. Yani bu yeni nesil takvimde 21 Mart olarak kabul ediliyor. Bu takvimin değişmesiyle aslında sadece insanlar bazen şeyi söylüyor işte bakıyorum da işte bazılarında 9 Mart da sizde niye 21 Mart diğerlerinde 1 Nisan bu daha çok yeni takvimlere geçişlerde yaşanan bir sorundan kaynaklı. Yoksa hani 9 Mart'ın hesabı yapıldığında 21 yani 20 21 22 23 Mart günlerine denk geliyor. Bir soru daha sorayım dedim. Bundan sonra istersen. Eyvallah dedim. Şimdi bu soruyu da Süleyman danışman canımı tekrardan sormuş. Şimdi bu tür şeyleri toplumumuzun içinde çok olduğu için evet. Sık sık soruluyor. Bu canımız buyuruyordu ki annem dede kızı evet. Babam değil. Ben neyim şimdi diyor. Alevi bir toplumda dünyaya geldim diyor. Şimdi şöyle bir şey. Biz buna ana ocaklı diyoruz. Ana ocaklı ama ana ocaklar dedelik yapamıyorlar. Hani pir postuna oturma hakları yok. Bu gücenmesin, darılmasın canımız. Ana ocaklar pir postuna oturamazlar. Ama hani 12 hizmet içerisinde işte zakir olabilir, yol erkanı bir derviş olabilir. Şimdi herhalde burada sorduğu şey şudur galiba. Yani burada annesinin dede kız olduğunu söyleyerek babasının herhalde Alevi olmadığını ima ediyor. Ben öyle anladım. Hı hı. Şimdi dediğimiz gibi şöyle bir şey var. Biz inancımız ikrar erkanı üzerinedir. Yani burada annesinin dede kız olması anne ocaklı. Şimdi normalde eski kültürel yapıda herkes babasının inancını alır. Kültürel yapıda, inançsal yapıda bu böyledir. Bir insan hatta Alevilik yol erkanında da bu böyledir. Bir başka ocaktan evlenen bir kişi artık kendi ocağına bağlı olmaz bayan. Kendi kocası hangi ocaktansa oraya bağlanır. Çünkü eskiden sinemilli olmuş olabilir bayan arkadaş canımız. Misal diyelim bir bayan üzerinden örnek verelim. Evlilik yaptığı zaman eğer Kureyş'ten bir genç ile evlenmişse onların talibi olur artık. Eyvallah. Ha, ikrar için de elbette ki gider diyelim ki eğer hiçbir pire bağlı değilse de kendi gönlünden geçen kendini irşat edebildiğine inandığı bir pirin eteğine tutunur. Ona ikrarını verir. Ya şimdi buradaki soruyu ben o canım başka bir şekilde sordu inanıyorum. Çünkü diyor, Alevi toplumu içinde büyüdüm diyor ben. Şimdi şunu söylemek evet. Lazım bak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde yaşayan, kendisine Sünni diye hitap eden canların çoğu, yani şimdi bu Arap kültürünü din olarak algılayanları katmıyorum. Diğerleri zaten onlar da Allah'a kullar, Muhammed Mustafa ümmetler ve onun soyuna taraflar, tabirler zaten.
Şimdi kendi ilk yaptıkları camilerine gidildiğinde Hazreti Ali'nin Hasan'la Hüseyin'in ismi yazar camilerinde. Yani şimdi toplumları, mezhepleri böyle fazla birbirine ayrıştırmamak lazım. Ayrıştırmamak lazım. Kötü kelime hiçbir zaman kullanmamak lazım. Onlar da Ali'ye tabiler. Onlar da Ali'den taraflar. Yani şimdi devletlerin kuruluş süreci söz konusu, yapılan ibadetler söz konusu. Burada bizim yani eleştirdiğimiz, benimsemediğimiz sadece Arap zihniyetinin din olarak insanlara aktarılmasından başka bir şey değil. Bu canımız kendini babası demek ki Sünni olarak gönül algınladı. Olabilir. Mesela. Baba oğlu, oğlu da babayı bağlamaz. Bu kendini nasıl görüyorsa odur, inancını nasıl yaşıyorsa odur. Kendini Alevi olarak görüp Alevi olarak inancını yaşıyorsa, bir rehberi, piri, müşri var ise bu yola ikrar etmiş Alevidir. Değilse değildir. Yani şimdi siz Alevi anne babadan duarsınız ama yolunuza ikrar vermemişsiniz. Pirinize, rehberinize, mürşidinize ikrar vermemişsiniz. Siz Alevi değilsinizdir. Yani Alevi anne babadan dünyaya gelmiş bir insansınızdır ama Alevi değilsinizdir. İşte o yüzden hani söylüyoruz dedim yani. İkrar önemli. Siz eğer ikrarınız yoksa zaten yola girmemişsiniz. Çünkü bizde esas olan ikrardır. Çünkü ikrar sözdür, ahdir. Senin orada yaptığın ikrar benle değil. Ben bir aracıyım. Senin yaptığın, benim üzerinden yaptığın ikrar Allah'adır. Hakk-ı Teala'yıdır. Sen eğer Hakk-ı Teala'ya bu ikrarı vermişsen, ben sadece sana onunla senin aranda bir aracıyım. Ama ben onun namına kalkıp senin hakkında hüküm vermem. Toplumsal olarak biz Alevi cemlerinde zaten çok güzel icra ediyoruz bunu. Eyvallah. İkrar şimdi, önemlidir. Ercik Hoca da burada da bildirmiş, sadece Yahudilerde inanç anneden geçiyor. Evet. Bu nedenle Yahudilere evlenmedin diye dile getirir. Biraz da espri yapmış kendisi ama Yahudilerde inancın anneden geçtiğini dile getirmiş. Evet. Katoliklerde de babadan geçtiğini dile getirmiş. Yalnız şu an demin siz laf laf açıyor. Programda bayağı uzadı. Evet. Şey getirmiştiniz. Yani dediniz ki örneğin bir Baba Mansur'un talibi diyelim örnek olarak ve de Sinemilli Hoca'nın talibinin kızı bir kreş hanımının talibiyle evlendiğinde otomatikten tabii ki onların talibi oluyor. Bu çok doğru bir tespit. Yalnız bizde mesela annemlerin piri geldiğinde yani geldiğinde kesinlikle hem biz aile olarak hem de annem gelen pire saygı gösterirdi. Çünkü elbette o babasının piriydi. Eyvallah. Yani ona bir hürmetsizlik kesinlikle yapılmazdı. Büyük bir hoşgörüyle karşılanır, ağırlanırdı. Yani burada da bir eksiklikler. Eri erden seçmezlerdi. Eyvallah güzel dedim. Eri erden, ocağı ocaktan kesinlikle ayırmazlardı. Biz biriz diye hitapta bulunurdu ama hak kula verilmez yani. Bunu biliyorsunuz. Şimdi eskiden şu vardı dede, yani siz de biliyorsunuz. Biraz da coğrafyanın vermiş olduğu bir şeydi. Bir bayan evlilik yaptığı zaman hani gider yeni ocağına bağlanırdı. Orada kız ikrarı alınırdı. Buna kozi ikrarı da derler. Hani orada bir erkandan geçiyor. O erkandan geçer gider o pire bağlanır. Çünkü görgünün yapılması açısından. Çünkü artık kendi eski coğrafyasında ve de köyünde kalmazdı. Öyle bir evlilik söz konusunda. Yeni gittiği yerde ikrarının işte alınması, onun görgüden geçmesi artık o çevrede yapılırdı. Eyvallah. Şimdi bunları yaşatabilsek tekrar... erkanların tekrar gerçekten uygulanabilmesi çok güzel olur. Gerçekten son soru olsun güzel dedim çünkü kapatma sorundayım. Bahar Akgüzap'a soruyor. Geçen de bir soru sormuştum. Sorusunu okuyamadım. Okuyamadığım için şimdi sorusunu soruyorum. Tamam. Soru direkt size sorulmuş bir soru. Diyor ki dedem Hanefi mezhebinin öncüsü İmam Hanefi'nin ehlibeyt sevgisi nedeniyle idam edildiğini okumuştum. Ali dedim bu konu hakkında bilgilendirirse sevinirim aşk ediyor. Eyvallah. Hanefi, Muhammed Hanefi veyahut da işte farklı isim Hanefi olarak bilinen Hanefi mezhebinin kurucusu İmam Cafer-i Sadık'ın öğrencilerinden, talebelerinden biridir. Onun yanında ilim öğrenir. İlim tabii bu sadece Kur'an'ı bilgiler değil. Elbette diğer konularda da ilim alıyor. Okuma, yazma veyahut da edebiyat farklı dallarda da.
İmam Cafer-i Sadık'a zulüm edildiğinde, katledildiğinde onun karşısında imamiyetlik teklif ediyorlar. Gel işte sen imam ol. O da diyor ki ben imam değilim diyor. İmam diyor sadece o soya verilmiştir. Onların sayısı da bellidir. Onlar İmam Mehdi ile devam edeceklerdir. 12 kişilerdir. Biz onların Ehl-i Beyt'in karşısına nasıl geçip imamiyette dava kılalım? Eyvah. Bunun üzerine zehirlenerek veyahut da işte zindanda eziyet edilerek öldürülür. Bu aynı şekilde Şafii mezhebin kurucusu için de geçerlidir. Evet biz yol erkanı olarak belki aynı şeyleri savunmuyoruz. Ama şu bir gerçek. Gerek Şafii gerek Hanefi, bunların ölümünden sonra bunlara mezhep ad edildi. Eyvallah. Onlar kendi yaşamlarında bunları reddettiler. Hatta Şafii'nin çok meşhur bir sözü var. İmam Cafer Sadık ve diğer imamlara karşı Rafizi kelimesini kullanınca biliyorsunuz bu bizim Kızılbaş Alevilere karşı kullanılan bir hani küfre satmış, yoldan çıkmış manasında kullanılır. Şafii o zaman kızıyor. Diyor ki eğer İmam Cafer-i Sadık Rafizi ise onun ceddi Muhammed Bakır da Rafizidir. Eğer İmam Muhammed Bakır Rafizi ise İmam Ali de Rafizidir. İmam Ali Rafizi ise Hazreti Muhammed de Rafizidir. Hazreti Muhammed Rafizi ise Cenab-ı Allah da Rafizidir. Eğer ki Allah da Rafizi ise diyor o zaman diyor ben de Rafiziyim. Şafii'nin söylediği bir söz. Bunlar kayıt altına alınmış sözler. Onun için bir de Ali İskender Güler canımız da demiş ki Ali dedem yürüttüğünüz bir ceme katılmak isterim. Saygılar demiş. Eyvallah. Biz şu anda erkanlarımızı hazırlıyoruz. Şu anda da zaten biraz ben geçen konuşmamızda muhabbetimizde de söyledim. Biraz federasyon yapısından uzaklaştım. Bunun sebebi de çünkü şöyle bir şey vardı. İtikat, tabii ki elbette ki bizde öyle bir itikat ölçer bir aletimiz yok. Kimseye de haşa öyle bir niyetimiz de yok. Ama şimdi bir cemin yürütülebilmesi için önce itikatın olması gerekiyor. O erkanın temiz bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Dede erkanı yürütürken o dedeye müdahale edilmemeli. Ne yazık ki biz de halen biz bunları yaşıyoruz. Bir dede kendi gönül razılığıyla, şimdi herkes birbirinin razılığında, herkes diyor ki ya dede erkanı yürütmesi için cem. Hayır, cemi yürütecek erkanı dede usulen sorar razılığı. Ama dedenin razılığı var mı toplumda? Bir de onu konuşmamız gerekiyor. Elbette ki hatalarımız, kusurlarımız var. Hepimiz insanız. Ama cem erkanı yürütülebilmesi için önce bizim vahdete kavuşmamız gerekiyor. Tabii ki en başta da kendimizi de özellikle yetiştirmemiz gerekiyor. Ben bu açıdan da açık söylüyorum. Şu anda cem erkanı da hazırlayacağım kendim için. Hani bu birilerine yok böyle yapılır diye değil. Sadece kendim yürüteceğim şekilde bir cem erkanı hazırlayacağım. Çünkü biraz geleneksel yapıya bağlıyım ben. Biraz geleneksel yapının yaşatılması gerektiğine inanıyorum. Geleneksel yapının öğretilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu açıdan da hani kendime öyle bir erkanname hazırlamadan erkanlara başlamayacağım. Evet. Çok şükür diğer erkanlarımı tamamladım. Sadece ufak birkaç erkanım kaldı. Onları da tamamlarsak inşallah diyelim. Allah nasıl dilerse. Eyvallah dedim. Son cümleni alayım sevgili dedim. Evet, yaşadığımız bu son günlerde özellikle koronavirüsünden dolayı dünya genelinde bir karantina yaşanıyor. Özellikle ben Hak Muhammed Ali'den himmet isterim bu konuda. İnşallah ceddimizin himmeti üzerimizde eksik olmaz. Hazreti Hatice anamızın, Hazreti Fatma anamızın şefaati üzerimizden ola. Erenlerimizin, evliyalarımızın vesilesiyle Cenab-ı Hüda'nın şifasını hastalara çabuk yetiştire. Bizleri darda, zorda bırakmaya. Sultan-ı Nevruz bayramımız bütün canlıların kutlu olsun. Umarız sevginin, barışın, kardeşliğin karşılıklı birbirimizi dinleyerek anlamamıza vesile olur. Bugün bizim yaşadığımız en büyük sorun da bu. Ne yazık ki de bizi dinlemeden eleştirilerde bulunuyorlar. Yanlış ithamlarda bulunuyorlar. Bu gerçekten bizim de zorlandığımız bir konu. Bu yüzden biz belki insanlar içerisinde muhabbet etmekten de çekiniyoruz. Çünkü
Artık insanlar öyle bir hale girmiş. Evet, kimseye karışmak istemiyoruz. Ama bir hakikat var ortada. Bu hakikatin de reddedilmesine bizim gönlümüz razı değil. Eyvallah. Tüm canlardan da sağ olsun sordukları sorular içinde eğer yüzüklerimiz, kırdıklarımız varsa af buyursunlar. Diyeceklerim bunlar dedim. İnşallah en kısa zamanda tekrar bir program yapmak nasip İnşallah olur sevgili. Güzel canlar yarın 23.03 saat 18'de Ertürk Veral hocamız canlı yayında olacak. Konuğu Bülent Korkmaz olacak. Bu programı kaçırmamanızı ben size öneririm. Çünkü çok güzel konular görüşülecek. Biliyorsunuz Bülent Korkmaz son yaptığı açıklamalarla herkesin gönlüne taht kurdu. Bilgisiyle insanları mest etti. İzlemenizi tavsiye ederim. Nasipse biz de izlemeye çalışacağız. İnşallah sağlığımız el verir. Tekrar en kısa zamanda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Ve Hak Muhammed Ali yoluna ikrar veren rehberine birine bağlı olan cümle canlıların tekrar Nevruz Bayramı kutlu olsun. Yüce Rabbim sizleri bu yoldan erkenden ayırmasın. Yolunuzu yolsuza, pirsize, nursuza da uğratmasın. Her iki çağda yüzünüzü, hak imanınızı pak eylesin. Ömrünüzü bereketli, yuvanızı meseretli eylesin. Şu anda hasta olan cümle canlara da Yüce Rabbim şifa nasip eylesin. Allah'a emanet olun güzel canlar. Cettin Kureyş Pir'in babamızı her daim yardımcınız olsun. Dedem aşk niyaz ediyorum. Aşk niyazlarım ne dedem? Sağlık. Ah Muhammed Ali razı olsun. Eyvallah. Görüşmek üzere dedem. Eyvallah. Görüşmek üzere. Alevilik, İslam'la özel bağları olan, kendine özgü, senkretik bir inanç olup, İslamiyet'in içinde bağımsız bir büyüklüğü olan bir inanç olarak da tanımlanır. Yeni yurdumuz olan Avusturya'da, daha demokratik koşullar altında şu anda kendimizi keşfetme ve inancımızı yeniden canlandırma ve yeniden yapılandırma sürecindeyiz. Alevilik, Ön Asya, Mezopotamya ve Orta Doğu'da tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasına rağmen günümüze kadar özgünlüğünü koruyan bağımsız bir inançtır.